Evet, kaydını da başlattım. Yine çok konuştum. Meltem Hocam merhaba, orada mısınız? Merhaba hocam. Merhaba Nasılsınız? hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Sizi görünce daha iyi oldum, mavili mavili. Ben daha iyi oldum. Gözlerinizin ışıltısına hayranım ben. Ay Ondan ben de istiyorum. hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzelsiniz. Evet hocam, birazcık kendinizi tanıtabilirseniz. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Meltem Serra Koçak. Zaten orada da yazıyor. Astroloji ve Zeytinyağı markasının kurucusuyum. Tarımla astrolojiyi birleştirmek bana nasip oldu. Biraz önce şeyden konuştunuz. Bu bir eğitime başladınız arkadaşlar. Bu eğitimin sonuna doğru geliyoruz. Hepimiz natal haritayı okuyoruz. Okumaya çalışıyoruz. Okuduk ne olacak? Bir transitin sert bir Satürn transiti geliyor. Eyvah diye korkmalı mıyız? Veya ondan öncesinde şunu söyleyeyim. Asla harita okumaktan korkmayın. Nasıl ki ilkokula başladığımızda ay harfleri bilmiyorsak, alfabeyi bilmiyorsak, tekrar ede o alfabeyi öğrendiysek, kelimeleri, heceleri birleştirip cümle kurmayı öğrendiysek, astroloji de bunun gibi bir şey. Biraz önce birisi şey dedi, Merkür ikizlerle ben de öğrenebilir miyim? Elbette ki öğrenirsiniz. Birisi tek çalışmada öğrenir, oturur ve hepsini öğrenebilir. Birisi 10 kere tekrar eder ama öğrenir, o da öğrenir. Sadece arada zaman farkı vardır. Zaman da nedir? Satürn'dür. Kendinizi sistemli, disiplinli bir şekilde harita okumaya, ders çalışmaya adapte ederseniz eninde sonunda bu haritayı okursunuz. Şimdi gelelim transitlere. Sert bir Satürn transiti alacaksınız. Hepimiz şimdi artık natal haritayı okuduk ya, merak da ediyoruz. Transitleri de açmaya başlamışsınızdır mutlaka. Korkmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü dünyayı değiştiremiyorsanız dünyanızı değiştirin. Ben mesela temel seviyeyi aldıktan sonra şöyle olmuştum. Ne olacak şimdi? Biz bu olaya neden girdik astroloji eğitimine? Ben neden bu hayatı yaşıyorum? Neden bunlar benim başıma geliyor? Farkındalık kazanmak için. Farkındalık kazanıyorsak demek ki bazı şeyleri seçimlerimizle değiştirebiliriz. Yine Satürn'den örnek vereceğim. Sert Satürn transitinde eyvah ben işte 6. evden transit ediyor, kesin hastalanacağım, şöyle böyle diye korkmak yerine hemen bir gidip kan tahlili verip vitamin değerlerimizi kontrol edip önlemlerimizi çok rahat alabiliriz. Ez cümle, sert transitlerden, İyicil dediğimiz Jüpiter transitlerinden asla ve asla korkmayın. Çünkü dünyayı değiştiremiyorsanız dünyanızı değiştirin. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Astrokartografi. Mesela benim bu oturduğum alan, hani tarımla astrolojiyi birleştirmemin kök nedeni buydu. Evet, öğrendim ben astrolojiyi ama ne olacak bundan sonrasında? Oturup ben kötü bir transitin gelmesine mi üzüleceğim? Yoksa şurada şu tarihte Jüpiter'im transit edecek, haydi o tarihi mi bekleyeceğim? Hayır. Enerjiyle, farkındalıkla, lokal space hatları kullanarak, semboller kullanarak enerjiyi değiştiriyorsun. Elbette ki. Bugün işleyeceğimiz açı kalıpları. Açılar kaderdir arkadaşlar. Kaderden kaçamayız, bu bir gerçek. Ama o sert açıyı hangi evden alacağımızı, nereden yaşayacağımızı bizim mekan seçimlerimizle değiştirebiliriz. 4, 1, 4, 7, 10'dan aldığımız transitlerle tutulma etkileriyle ki şu an ben onu yaşıyorum. Kendi ay düğümlerim oğlak yengeç olmasına rağmen o dönemde bu kadar belirgin olaylar yaşamamıştım. Şu anki ay tutulmaları 4-10 aksımda, tutulmalar 4-10 aksımda olduğu için tak 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 vuruyor geçiyor. Ve ez cümle, ben buna hazırlıklı mıydım? Evet, hazırlıklıydım. Şu an benim yaşadığım olay aslında hani astroloji potansiyeli söyler, kişi seçim yapar. Şu an benim yaşadığım olay tamamen bir ebeveynimin sağlık sorunu. Ki ben ebeveynimi uyarmıştım. Ama o seçimini farklı yönde yaptığı için hepimizi bir sistem tokatladı. Hepimiz bir kendimize geldik.
Bu şekilde arkadaşlar açılardan, transitlerden hani iyi gelen, iyicil diye gördüğünüz transite oturup beklemek yerine, kötücül diye tabir ettiğiniz transite oturup üzülmek yerine seçimlerinizle hayatınızı mutlaka ve mutlaka değiştirebilirsiniz seçimlerde. Gerek evinizdeki semboller, gerek şehir dışı, yaşadığınız mahalle, oturduğunuz sokak, hepsinin local space hatlarla enerjinizi değiştirdiğiniz zaman hayatınız daha sakin, daha dingin olabiliyor. Ben böyleyim arkadaşlar. Astro Olive diye Instagram'da sayfam var. Takip etmek isterseniz. Harika. Yani şöyle bir tarım astrolojisi atölyesi gibi bir atölyede açmıştın yanılmıyorsam. Tarım nasıl tarım yapabiliriz? İşte ne zaman ekeriz, biçeriz vesaire atölyesi açmıştın. Bu da yine böyle tarımla ilgilenenler için bir branş niteliğinde oldu değil mi? Natal haritayı okumaları gerekiyor ama öncelikle. Tabii yani aslında tarım astrolojisinde tabii ki natal haritayı mutlaka okumalıyız. Ama ben hep şunu söylerim. Benim annem babam astroloji bilmezler. Biz yıllardır çiftçiyiz. Her zaman için elleri toprakta, gözleri gökyüzündeydi. Yaptıkları budama, su sularken, tohumu ekerken her zaman için ayın fazını kontrol ettiler. Bitkiler gece ayın ışığında köklerini geliştirirler. Biz çocuklarımıza ne yaparız? Bizim burada şey derler, çocuklar uyuya uyuya büyür. Burada da Bitkiler de derler şekerim. gece, Evet, aynen. anlamadım. Bizim burada da derler yani. Ha, Çocuk uyur yani. büyür, uyuyarak büyür. Aynen, bitkiler de tıpkı bu şekilde gece ayın ışığıyla köklerini geliştirirler. O köklerdeki vitamini, minerali gündüz güneşe yönelimle sürgün, yani dal, taze sürgün olarak ağaca, bitkiye verirler. Sonrasında ne olur? Kök gelişmiş olursa bitkinin meyvesi daha sağlam olur. Yani tarım astrolojisi böyle bir şey. Tamamen ay ve güneşi baz alıyor. Tohumu doğru zamanda ekersen verimi maksimum olur. Tutulmada asla ekim dikim yapılmaması gerekiyor. Tecrübeyle sabit, yarı yarıya düşüyor verim. Yani tarım ve astroloji zaten iç içe geçmiş. Bu zamana kadar bu astroloji nasıl çıktı? Biz tarım toplumuyuz. Atalarımız İstatistik tutmuşlar ki bu benim rahmetli kayınpederim de yazarmış. Benim dedem de yazardı, babam da yazardı. Şu tarihte su yapıldı, şu tarihte budama yapıldı. Hepsi yazıyordu. Eskiden atalarımız da zaten bunları not ede bir istatistik sonucunda artık doğru kabul edilen veriler olmuş elimizde. Böyle. Çok güzel, harika. Evet, doyamadık. Tarıma doymak olmaz. Sana da doymak olmaz zaten. Ekran paylaşımı yapabiliyorsun yine. Dersi anlatırken aralara böyle serpiştirirsen biz lezzetleniriz böyle. Keyfimiz yerine gelir. Hocam, şöyle ki tarıma zaten asla doyulmaz. Ben bunu şöyle söylüyorum. Şu an Akrep Boğa tutulmalarındayız. Evet, Mars Venüs yönetiyor. Ama bir Akrep'teki Mars'ın çalışmasıyla önümüzdeki Koç Terazi aksındaki Mars'ın çalışması aynı olmayacak. Şu Hocam, an iç çok özür diliyorum böldüm. Aslında güzel bir başlangıç yapmak için bir ricada bulunacağım. Haritayı yansıtabilir misiniz? Ne demek istediğinizi haritanın üzerinde gösterebilir misiniz hocam? Hani en azından küçük küçük arkadaşların da aklında kalsın. Yani hani çok ileri konularda... Ay düğümlerinin burç değiştirmesi şeklinde mi? Ben ondan bahsedecektim. Evet hani mantık yürütebilirler herhalde. Yani çizme işlemi yapabiliyorsunuz değil mi? Ya yani bu buradan çıkacak, bu tarafa doğru gidecek. Ha, Ve buraya tamam, bir saniye. gidildiğinde. Bir saniye. Şuradan epipenimi de açayım ben. Hocam ekran Hoş, paylaşımı hoş. yapabiliyorsunuz. Bir de Yapacağım. şöyle bir şey de var. Zoom'un kendi kalemi de var hocam. Epic Pen Hı mi hı. alışkınsınız? Epic Pen'e mi alışkınsınız? Epic'te daha rahat ediyorum. Tamam. Şöyle Hocam, yaptım. hocam haritayı açıncaya kadar Öner Döşer hocamdan aldığım bir bilgiyi arkadaşlarıma şifa olsun diye aktarmama izin verir misiniz? Buyurunuz Kafiye Hanımcığım. Bugün saat 16 itibariyle Ay Mihrak yıldızıyla buluşmuş. Sağlığımız için bol bol dua edebiliriz.
Çok teşekkür ediyorum katkı olduğunuz için. Evet, inşallah Herkesin ailelerimize... bilgisi vardır belki ama bütüne şifa olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Meltem hocamın duaları çok güzeldir. Çok yürekten gelir ve nereden bulur bu edebiyat parçalarını ben bilmiyorum ama bir dua alırım. O zaman şöyle yapalım. Sofra duası gibi olsun. Evet. Meltem hocam bir dua sizden, bir dua. Biz amin diyeceğiz. Hocam ben nereden geldiğini anlatayım da işte o an coşması lazım. Benim rahmetli dedem namaz kılardı. Çok kısa namaz kılardı. Ama ellerini şöyle havaya açar. Rahat 15-20 dakika Türk ordusuna, cumhurbaşkanına, başbakanına, torununa, doğmamış torununun torununa, askerlere, vatana, millete, denizde, hevada böyle derdi. Denizde, karada, hevada zeval verme Rabbim derdi böyle. Ay. Yani benim yani o tamamen dedemden geçen bir şey olduğunu düşünüyorum dua. Çok güzel dua ederdi rahmetli. Çok güzel. Evet, sen de böyle dualar ediyorsun. Ben böyle hayretler içerisinde kalıyorum. Hiç düşünemediğim şeyler. Düşünmek gerek ve cümleye dökmek gerek. Ben biliyorum. Bunları somuta indirmek gerek, söze dökmek gerekiyor. Enerjiyi bu şekilde yayabiliriz. O zaman aramızda güzel dua eden varsa onu buyurun. Onu alayım falan diyormuşum. Var mı imam Ya aramızda? hemen benim kocamı çağırayım. Ay, Çağdaş abim gelsin o zaman hemen. Çok çok kibar, çok güzel konuşur ve o zaman mikrofonu senden alır. 2 saat Çağdaş abiyi dinleriz. Aynen. Ben devam edeceğim. Rabbim herkese gerçekten selamet versin ama Kafiye Hanım çok teşekkür ederim. Hani sağlığımız için dua dediniz ya. Ruhbedi astroloji neden kurdum ben? Ben 110 kilo, ya 105 üstüydüm. Ruh beden zihin dengesi olmadan. Şöyle söyleyeyim. Bir insan 7-24 meditasyon yapsın. İnancına göre ritüellerde ritüel yapsın. İşte ondan sonra dua etsin, namaz kılsın. Temiz gıdayla beslenmiyorsa geçmiş olsun. Bir insan da sürekli temiz gıdayla besleniyor. Ama ruhunu besleyemiyorsa, yani meditasyon yapmıyor, namaz kılmıyor, bir yaradana inanmıyorsa ona da geçmiş olsun. Ruh beden zihin dengesi tabii ki dua edelim ama duanın yanında kan çok önemli. Yani Mars. Eylem. Eyleme geçmek için güç lazım. Güç ve kudret lazım. Güç ve kudretin olması için de kanın vücutta çok güzel akması lazım. Neden kan önemli? Çünkü o kanın içinde bütün faydalı, zararlı her şey bütün vücudu dolaşıyor. Yani benim ayak parmağımdaki serçe tırnağıma ulaşmıyor diye bir şey yok. Bütün vücudumuzu dolaşan o kana biz çok 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 iyi bakmamız lazım. Bu da sadece duayla değil, beslenmeyle. Beslenme artı dua. Hepsi bir arada olması lazım. Ki artık önümüzde işte şu Mars Koç terazi aksına geçecek. Hocam, Beslenme. ekleyeyim mi? O cümlenizden sonra bir eklemek istiyorum. Yani demek istiyorsunuz ki Merkür, Venüs ve Mars üçü uyumlu çalışmak zorunda. Sadece dua, Merkür ve sadece Venüs meditasyon, sakin kalmak ya da işte mutlu olduğun alanda bulunmak değil. Mars'ı da işin içerisine katacağız. Üçü uygun çalışacak diyorsunuz. Çok güzel. Kesinlikle, kesinlikle. Tarımın içerisinde olduğum için diyorum. Rabbim varlığın içinde yokluğu yaşatacaksa her şekilde yaşatır. 2022-2023 yani geçtiğimiz 1,5 yıllık süreçteki ilk 2020-21'de 2021 Kasım'daydı değil mi? Akrep boğa aksındaki tutulma. Yanlış Evet hatırlamıyorsam. hocam, doğru, 8 İlk Kasım'da o yanlış zamandı. hatırlamıyorsam, evet. O zamandan bu yana sistemin bize anlatmaya çalıştığı şey toprağına, geçmişteki yaptığın hatalarına bir dikkat et. Ki şu an Akrep Boğa aksı hani Mars Venüs yönetiminde evet ama içe çalışıyor. İçte stres yapıyor. Yine önümüzdeki Temmuz ayından sonrasında ay düğümleri burç değiştirecek. Yine Mars Venüs yönetiminde ama o Mars çat 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 bu içte biriken öfkeyi çıkartacak. Şimdi bunu toprağa bağladığım vakit aslında
sistem bize fırsat verdi. Bu tutulmalarla sinyali, mesajı verdi. Bak, siz geçmişte toprağınıza sahip çıkmadınız. Üretimi görmezden geldiniz. Ben buna şey diyorum. Yani sabanla ülke kurup traktörle ülke sattık biz. Satıyoruz da. Yani her şeyi ithal ediyoruz. Samanı ithal ediyoruz. Ve 2023 işin doğrusu sadece Türkiye için değil, dünya geneli için de. Zaten ben zeytinci olduğum için takip ediyorum İtalya'yı, İspanya'yı. İspanya'da çok ciddi bir kuraklık var. Zeytin tutum oranı çok düşük. Ülkemiz için de öyle. Geçen yıla göre 1/3 durumunda. Zeytinin meyve tutum oranı. Bu sadece zeytin. Bunun arpası var, buğdayı var, pancarı var. Ve susuzluğu var. O yüzden hep birlikte dua ederek hep birlikte emek verelim. Şimdi ben şu ay düğümlerinin geçişini göstereyim. Transitle göstereceğim. Ekran paylaşmadım değil mi? Gelmedi hocam. Şimdi paylaşıyorum. Evet, şimdi paylaşıyorum. Geldi hocam. Tamam. Şimdi bahsettiğim Temmuz ayında şuradan animate yapayım. Ay düğümleri bakın. Akrep boğa aksında. Akrebin yönetici gezegeni Mars. Boğanın yönetici gezegeni Venüs. Akrep daha içe çalışan bir enerji. İçte biriktirir. Derinlerde gizli olanı anlatır. Krizi de vardır. Şifası da içindedir. Zehri de şifası da içindedir ki gerçekten yazın annemin elini akrep soktu. Onun kuyruğuyla o zehri çıkardık biz köyde. Zehri de şifası da içindedir. Yani sistem fark et diyor. Fark et. Sen geçmişteki görmezden geldiğini, geri plana attığını, derinde bıraktığını şimdi artık gör. Bunu güvenle sabit alana al diyor. Venüs yönetiminde bu adam. Şimdi bu ay düğümleri burç değiştirecek. Şöyle yapalım. Temmuz'a bir gidelim. Temmuz'a geldiğimizde bakın. Hala 17 Temmuz. Evet, burç değiştirdi. Biraz önceki akrepte içe çalışan Mars'ın enerjisiyle Koç'taki Mars'ın enerjisi aynı olmayacak. Şu an içte çalışan bir stres var, öfke var. Daha derinlerde bir şeyleri arıyoruz. Derinlerde bir şeyleri biriktirmeye çalışıyoruz. Ama bu Mars Koç'a geçtiği zaman çat 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 bu öfke çıkacak. Ne olacak? Ben sen. Biz o. İkililik, denge kurmaya çalışacağız. Önümüzdeki 1,5 yıllık dönemde işimiz, gücümüz denge olacak. Bu transitler bize ceza vermek için geçmiyor asla. Geçmişte üstünü örttüğümüz, görmezden geldiğimiz her şeyi fark et diye transitler geliyorlar. Umarım hani ay düğümlerini daha önce işlediniz mi hocam? Hiç bilmiyorum da. Her şeyi işledik hocam. Tepeden inme oldu. Yok hocam, çok güzel. Yani bunların artık ufak ufak böyle dile getirilmesi gerekiyordu. Harika, çok teşekkür ediyorum. Yok, işledik hocam. Düğümleri, bütün gezegenleri, evleri. Şimdi bağlıyoruz işte yavaş yavaş. Evet. Şimdi o zaman artık açılarımıza dönelim. Açılar biraz önce de dediğim gibi arkadaşlar kaderdir. Kaderden kaçılır mı? Kaçılacak yer var, kaçılmayacak yer var kaderden. Seçimlerimiz vardır. Kaçamayacağımız yerde enerji sağaltmaya gideceğiz. Oturup bir sert Satürn transiti aldığımız zaman eyvah, benim 7. evimden Satürn geçiyor. Ben boşanacak mıyım, eşimden mi ayrılacağım demek yerine bu bizim 4-10 aksımıza kare yaptığı için, kendimize ASC'ye karşıt yaptığı için ne yapacağız? Bunu dengelemeye çalışacağız. Dengelerken mesela Satürn nedir? İnşaatı anlatır. Taş, toprak, kum. Evinizde tadilat başlatabilirsiniz. Bu Satürn transitinizi 4. evden alıyorsanız 4. ev zaten bizim en gizli mahrem alanımızdır, yatak odamızdır. Yatak odanızda bir tadilat başlatarak enerjiyi sağaltabilirsiniz diyerek giriş yapıyorum arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz açı kalıpları tek kare, büyük kare, büyük üçgen, uçurtma, yod, bumerang, mistik dörtgen,
Büyük sekstir, bir de trapez var burada, onu yazmamışım. Açı kalıbı ne demek? Birbirinden bağımsız gibi duran bağlantılardır. Arka plan enerjiyi okumada fayda sağlar. Açı kalıpları bilinçaltının dilidir. Neden birbirinden bağımsız gibi duran bağlantıdır arkadaşlar bu? Çünkü bakın, telefonunuz var ama şarj aletiniz yok. Şarj aletiniz yoksa telefon bir işe yarar mı? Asla yaramaz şarj etmedikten sonra. Şarj aleti var ama telefon yok. Şarj aleti tek başına, kablo tek başına bir işe yarar mı? Asla yaramaz. Açı kalıpları da bizim benim Mars'ım işte Akrep'te. O ne kadar asaletli bir Mars'ın var demek yerine, bakalım o Mars hangi eve yerleşti? Sert açılar, Satürn'den sert açı alıyor mu? Durumu nedir? Açı kalıplarıyla biz daha arka planda yatanı görebiliyoruz. Kişinin enerjisinin nereye odaklandığını, enerjinin nerede tıkandığını veya nerede aktığını anlatır. Haritanın güzemini çözmek için açı kalıplarını iyi bilmeliyiz. Açı kalıpları çok ince detaylar verir. O yüzden dikkatli incelenmesi gerekir. Biraz önceki dediğim gibi telefon ve kablo örneğinde asla bir gezegeni aldığı açılardan bağımsız olarak yorumlamıyoruz. Stelyum. Öncelikle stelyumdan başlayacağım. 3 veya daha fazla gezegenin 8 derecelik orbla birbirine kavuşumudur. Stelyumun olduğu yer haritanın odak noktasıdır. Kavuşum açısı enerjisini barındırdığı için kör nokta gibi çalışır. Kavuşum açısının enerjisi ne demek? Kavuşum açısında birbirini egale etme, birbirini manipüle etme. Nasıl manipüle etme? Gezegenlerin asaletine göre. Ve şu örnekte anlatayım. Burada en asaletli, burada bir stelyum var. Kişinin stelyumu Mars'ta ama şey Koç'ta. Koç, Güneş, Koç'un yöneticisi. Mars, Koç'un yöneticisi. Venüs, direkt herhangi bir asalete sahip değil. Hatta zararda. Dolayısıyla bu stelyumu okurken nasıl okuyacağız? Burada en düşük asalette olan Venüs'le Mars'ın, işte bu arada kavuşum açısından ne demek istediğini anlatıyorum. Manipüle etme dedim. Kavuşum açısı iki gezegenin enerjisini manipüle etmek. Kim kimin enerjisini manipüle edecek? Mars, Venüs'ün enerjisini manipüle edecek. Neden? Mars daha asaletli. Burada peki Mars nerenin yöneticisi? Kişinin 10. evinin. Baktığınız zaman annenin yöneticisi. Venüs nerenin yöneticisi? 4. evin. Anne kimi manipüle ediyor? Belki de babayı manipüle ediyor. Kişi ne diyor? Kişinin yükselen yöneticisi Ay Balık'ta. Yaşam enerjisine tehdit görüyor kişi Plüto'yla. Güneş bizim can attığımız noktadır. Ve Plüto'dan bir tehdit geliyor. Burada bir denge isteği, dengeye gelme durumu var ama Plüto'yla ne kadar dengeye gelebilir? Kişi ne diyor? Sizin birbirinizi görmemeniz sebebiyle ben kendi yaşamımı tehdit altında hissediyorum. Bunu sadece hani 4-10 aksı olarak değil, Güneş ve Ay anne babayı anlattığı için ve Güneş ve Ay da balzamik fazla olduğu için yine aynı yorumu yapabilirsiniz kişi için. Umarım kavuşumun ve stelyumun ne demek olduğunu anlatabilmişimdir. Kavuşumda iki gezegen asalet durumuna göre asaletli olan, asaletsiz olanı manipüle edebiliyor. Stelyumda da yine en asaletsiz gezegenle asaletli gezegeni yoruma dahil edeceksiniz. Stelyumun yorumlanmasında iki gezegen vardır. Stelyumun en güçlü yani asaletli gezegeni ve yavaş gezegeni. Koç burcunda bulunan Güneş, Mars ve Venüs için burç yöneticisi Mars'ta zararda olan Venüs için ebeveynlerimin birbiriyle mücadelesi, birbirlerini görmemesi bende derin korkulara ve güç arzusuna sebep oluyor. Güneş'in Plüto ile açısı zaten hayat memat meselesidir. Kişi karşısına örnek veriyorum, ben bir kulaklık fırlatayım. Bunu hayat memat meselesi görerek ki Koç'ta bir stelyumu var, hemen savunmaya geçebilir. Hemen tepkisel davranabilir kişi. Bu arada arkadaşlar sorularınız varsa ben şu an için görmüyorum. Sonrasında bakarım. Stelyumu umarım anlatabildim. Şimdi geliyorum tek kare açı kalıbı. Tek kare açı kalıbı bir karşıt
taban, şuradan şunu alayım. Bir karşıt taban. Rengimi değiştireyim arkadaşlar. Sevmedim bu rengi. Bulacağım inşallah. Sarı alayım. Evet, bir karşıt taban. İki tane de kareden oluşan üçgene biz T kare açı kalıbı diyoruz. İki kare açıyı oluşturan üçgenin tepesindeki gezegene apex gezegen denir ve karşıtlığı mücadele ile yumuşatma görevini üstlendiği için streslidir. Karşıtlığı bu Mars'la Satürn arasındaki karşıtlığı, kare açı ne demekti? Mücadele demekti. Marsiyen açıydı. Mars ne demekti? Eylem hareketti. Eylem hareket ne demekti? Mücadele demekti. Yani tepedeki apex gezegen bu karşıtlığı, karşıtlık dengeye gelmek demektir. Dengeye getirebilmek için strese giren, burada çabalayan, yine haritanın konumuna göre, yani kişi Venüs haritada kız kardeşi temsil ediyorsa kız kardeş çabalıyordur kişinin bu dengesizliğini görebilmesi için. Veya kız kardeş değil de direkt gezegen olarak baktığımızda bu gezegen strese giren apex gezegen olarak adlandırılır. Kare açılar Mars, karşıt açılar Satürn doğasındadır. Mars'ta her iki gezegenin de istediğini yapmak varken Satürn'de katılaşarak dengeye gelmek vardır. Satürn terazinin yücelim yöneticisidir. Yani karşıt açılarda arkadaşlar her zaman için denge. Karşıt açılarda bir yedi aksı, ben sen, ben kocam, ben danışanlarım, ben ortaklarım. Burada biz seçimimiz nedir? Polarite mi yaratıyoruz yoksa dualite yaparak dengeye mi geliyoruz? Zaten 1-7 aksından örnek vereyim yine. Karşımıza çıkan her şey aslında bizim kendimizde görmek istemediğimiz, kabullenmediğimiz yönlerimizi törpülemek için karşımıza çıkar. O yüzden karşımıza suç bulmadan önce biz dengeye gelebiliyor muyuz o aksta? Bu sadece 1-7 aksı değil. 2-8 aksı. Benim param eşimin parası. Benim param bankadan aldığım kredi. Ben kazancımla bankadan aldığım krediyi veya harcamalarımı dengeye getirebiliyor muyum? Yani arkadaşlar karşıt açıda her zaman için denge vardır. Biz karşıt açıda dualiteyi oluşturmak zorundayız. Dualite nedir? İyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi, dengede kalmaktır. İkiden bir yapmaktır. Polariteyi oluşturursak zaten dağılmalar başlar. Tekrar açı kalıbında öncelikle tabanı okumalıyız. Gezegenleri kullanmayı öğrenmeliyiz. Gezegenleri kullanmaktan kastımız şu: her gezegenin istedikleri vardır. Örneğin Satürn nedir? Dersin en başında söylediğimiz gibi Satürn zamandır. Tekrar etmek demektir. Eksik gördüğümüz konularımızı yine astroloji üzerinden örnek verelim. Sürekli tekrar edersek Satürn bize ödülünü verir. Mars nedir? Mars hareket enerjisi barındırır içerisinde. Şayet biz Mars'ın istediğini, hareketi yapmıyorsak ne oluyor? Dengeye gelemiyoruz. Doğru zaman ve doğru eylem. Hani bu astrolojide şey var ya, eleksiyonlar, işte en uygun günde iş başvurusu vesaire. Aslında doğru zaman ve doğru eylem buradan geliyor. Şöyle düşünün. Birisi gerçekten Satürn'ü çok güzel kullanmış, çok disiplinli çalışmış. Geliyor 7. evden. 7. evden diyelim. Ya iş 8. evden diyelim. Altyapısını çok güzel oluşturmuş. Evet, altyapısını çok güzel oluşturmuş, işini oturtmuş. Kişinin 8. evine Satürn geliyor. Kişi bu Satürn transitinden korkmalı mı? Korkmaz. Korkmaması lazım. Çünkü altyapısı dolu, bolluk, bereket. Hayatımızda bereket istiyorsak Satürn yönüne gideceğiz. Çalışacağız, düzenli olarak çalışacağız. Evinizi temizlemediğinizi düşünün. Yemek yemediğinizi düşünün. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalamazsanız ne olur? Yani artık diş
Artık diş dişlikten çıkar, etrafınızda insanlar kalmaz. Kendinize öz saygınız gider. Kendi kokunuzdan kendiniz rahatsız olursunuz. Satürn'ü bu şekilde düşünün arkadaşlar. Düzen, disiplin. Ve Satürn'ün 7. evde, terazi burcunda yücelim yöneticisi olmasının altında yatan da budur. Dengeyi kaçırmamaktır. Tekare stresini çözmenin iki yolu vardır arkadaşlar. Apex gezegenini kullanmayı öğrenecek. Yani kişinin haritasında tekrar açık kalıbı varsa kişi Apex gezegenini kullanmayı öğrenecek veya Apex'in karşı evine gidecek ki buradaki stresi azaltabilsin. Evet. Şimdi bakın biraz önce ne dedik? Önce tabanı okuyoruz. Şöyle. Kişinin tekare açık kalıbı var. Önce tabanda Mars Akrep. Mars Akrep ne diyor? Ben diyor eylemlerimi belki de biraz gizemli, gizli, seviyor. Detay araştırmayı seviyor, derine inmeyi seviyor. Ama kişinin ki Mars bir de kişinin baba göstergesi, kişinin babasıyla kendi eylemleri arasında yara oluşuyor. Dengeye gelemiyor. Babanın sağlık sorunları sebebiyle de olabilir. Çünkü Kiron Boğa'da. Babanın fiziksel boğa nedir? Bedeni anlatır, vücudu anlatır. Kişinin, babasının fiziksel sağlık sorunları sebebiyle kişi kendi zihnini, ay zihin demektir. Kendi zihnini rahatlatamıyor. Bir de zaten kişinin ay başa zaten fazla detay düşünen bunların tekare apeksinde. Peki bu kişinin ne yapması lazım? Öncelikle ailesiyle toplum önünde görünürlüğü arasında bir denge tutturması lazım. Tamamen ailenin içerisinde, derinde, detayda, kavgada. Mars kavgayı da anlatır. Bir de akrep yani krizli bir enerji. Burada boğulup gitmek yerine toplum, evet toplum önünde zaten yaptığı her şey, ailede olan her şey toplum önünde de görünüyor. Ne yapması lazım? Bu ikisini dengeye getirmesi lazım ki ay yani zihnini rahatlatabilmesi lazım. Bu kişinin 7. eve gitmesi gerekiyor. 7. evin yöneticisi Satürn çok asıl yücelim yöneticiliğinde zaten ama Plüto ile kavuşumda. Bu kişi nereye kaçsın? Ne yapacak? Semboller kullanacak, lokal space hatlarından faydalanacak, duygularını boşaltacak, beslenmesine dikkat edecek. Çünkü kökenden gelen bir, bakın akrep yani kriz enerjisiz. Bu direkt sağlık sorunu olarak da yansır. Haritada kaçacak yeri yoksa ki bakın bu aya kare var. Bir de direkt buradan burç uzaklaşan açı zaten ay yapmış karesini uzaklaşmış. Direkt bir de kişinin ASC'ye geliyor. ASC'ye gelen tek kareyi görün. ASC'ye gelen tek kareyle ASC neydi? Bizim dışa taktığımız maskemiz, birincil motivasyonlarımız. Kişi bu tek karede neye, nasıl strese giriyor? Kendi motivasyon alanını bulamıyor. Kendini motive edemiyor. Kendini motive etmek için debeleniyor ama burada sıkışıp kalıyor. Yedinci eve gitmesi lazım. Bu noktada 7. eve gitmesi lazım deyip 7. evde koymuyoruz kişiyi. 7. evdeki gezegenlere bakıyoruz. Ve 7. evin yöneticisi kişinin rahatlaması için çok önemli kilit nokta. Kişinin 7. evinin yöneticisi de Satürn ve dibinde Plüto var. Ne yapıyor bu kişi rahatlamak için? Bu harita benim haritam arkadaşlar. Astroloji öğrendi. Satürn tarımın tanrısıdır. Tarımla astrolojiyi birleştirdi. Evet ve birazdan göreceğiz. Grand Cross'u da göreceğiz arkadaşlar. Aslında bu harita Grand Cross'lu bir harita.
illaki gezegenden gezegene kare değil, kardinal akslardaysa bu haritaya da bu şekilde ev girişlerine açı gönderilir. Tabii bu noktada ev girişi açıyı alan oluyor. Yani Mars'tan 7. eve açı gidiyor. Chiron'dan ASC'ye açı gidiyor. Grand Cross'lu bir harita. Birazdan göreceğiz Grand Cross'un ne olduğunu. Tek kare açı kalıbı öncülerde ise dinamik, yoğun enerji barındırır. Ki bilmiyorum öncülerde tutulma olacak mı? Hani biraz önceki bahsettiğim derse girmeden başlamadan koç terazi aksındaki tutulmalar yoğun enerji barındırır. Yoğun enerji ne demektir? Gidersin pat diye düşersin, o enerji orada çıkar. Ama sabit tek karelerde içsel bir enerji vardır. İçten içe bir şeylerin değişmesi gerektiğini bilirsin. Ama değiştirmemek için inat da edebilirsin. Veya çevren zaten buna da uygun olmamış olabilir. Öncü tekrar edine dinamik yoğun enerji barındırır. Kişi bu stresi azaltabilmek için sürekli yeni şeyler deneyebilir. Çözümü aksiyon üretmekte bulabilir. Koşulları zorlayarak dediğini yaptırma eğiliminde de olabilir. Çözüm inisiyatif almaktır. Cesur olmaktır. Öncü tekarenin çözümü cesur olmaktır. Sabit tekarenin çözümü esnemeyi bilmektir. Değişken tekare zaten o her ortama uyum sağlıyor. Bulunduğu kaba göre şekil alarak kendini feda etme durumu olabilir. Hizmet bilinci sebebiyle kendini bulmakta zorlanabilir. Sürekli değişen koşullara adapte olmaktan, düzen kurmakta zorlanabilir. Kendine önem vererek kendi koşullarını oluşturursa değişken tekare stresi yönetebilir. En zor tekare biraz önce kendi haritamda gösterdiğim gibi sabit tekaredir. Zorluğun sebebi esnememe ve inatçılıktır. Esnek olmayı öğrenirse stres azalır. Esnek olmayı öğrenmezse zaten kişinin ASC'sine etkilediği için ne oluyor? Sürekli fiziksel değişimler yaşayabiliyor kişi. Bu yaşadığı esnek olamama durumuyla kişi hastalanabiliyor. Çünkü kendini motive edemiyor. Kendi motive edemeyen, mutlu edemeyen insan hastalanır arkadaşlar. Hocam, çok affedersiniz. Ben de bir tane örnek verebilir miyim tek araya? Çok sevinirim hocam. Şu an tam konusu olduğu için ben de bir örnek vermek istiyorum. Müsaadenizle ben de ekranımı paylaşacağım. Ekranı tamam, ben sizden. Yok, sesi hiç iptal etmenize gerek yok hocam. Sizinki de kalabilir. Ben şimdi tek araya örnek olarak hemen kendi haritamı açmak istiyorum. Bir de ben söylemek istiyorum. Birkaç tane arkadaşımız tek ara apex'i ne demek diye tekrar soruda da var zaten. Şimdi arkadaşlar kareler zaten aynı nitelikte olan burçların ifade ettiği durumlardır kare. Yani az önce hocamızın dediği gibi hani öncü nitelikteki tek kareler, işte değişken nitelikteki tek kareler demesinin sebebi aslında öncü burçlarda bulunan gezegenlerin birbirlerine görünüm yapmaları, değişken burçlarda bulunan, bakın burçların adını söylemiyorum, değişken burçlar diyorum. Zaten sizler artık burçları çok iyi biliyorsunuz. O yüzden değişken burçlar dediğimde balık, başak, ikizler ve yay hattından bahsettiğimi biliyor olmanız gerekiyor. Veya sabit burçlardaki tekare dediğimizde sabit akslar yani aslan, kova, boğa, akrep burcundan bahsettiğimizi artık biliyor olmanız gerekiyor. Burçlar konusunda bunları çok iyi oturtturmuş olmanız gerekiyor. Şimdi ben burada diğer gezegenleri bir çıkartacağım. Çünkü asıl tekare ile ilgili sallamasan olur mu? Kalemi kullanamıyorum. Evet, şunları girdirmek istiyorum işin içerisine. Güneş, Ay ve Satürn benim bunlar birbirlerine
kare yapıyorlar aslında arkadaşlar. İşte bir tek kare daha. Yani şu an o karmaşadaki diğer gezegenleri çıkarttım. Ortaya direkt benim tek karedeki gezegenlerim çıktı. Yani diğer gezegenleri işin içerisinden çıkarttım sadece. Yoksa açılarla vesaireyle hiçbir şeyle oynamadım. Diğer gezegenler için içerisinde olduğunda birazcık karmaşıktı. Şu an daha net görülebiliyor. Gördüğünüz gibi burada değişken burçlarda bir gezegen, değişken burçlarda bir gezegen ve değişken burçlarda bir gezegen var. Ve bunlar orb olarak, Melisa arkadaşım anlatmıştı ya hani orb açı şeylerin orbları var. İşte kavuşum denilmesi için şu kadar orb olması gerekiyor veya yanık olması için veya cazimi olması için 18 dakika aralığında olması gerekiyor diye diye bunları konuşmuştuk geçen hafta zaten. Şimdi burada bunlar bakın. Şu 2 derece ya hesaplarsanız eğer 2 derece ikizlerden sonra 2 derece yengece gelmek için 30 derece gitmesi gerekiyor. 2 derece yengeçten 2 derece aslana gelmesi için 30 daha gitmesi gerekiyor. 2 derece aslandan 2 derece başa geldiğinde 30 daha gidiyor. Bunu matematik olarak toplayın arkadaşlar. Burada hiç kafanızı karıştıracak bir şey yok. Bakın 30, 60, 90. Benim bununla bunun arasında 90 noktacık var. 90 derece var. 90 tane adım var. Yani bu 90 adım demek bizim lügatımızda kare açı, efor açısı, eylem açısı demek. Bu yetmezmiş gibi bununla birlikte bunun da yani başka bir gezegenin de arasında aynı şekilde. Bakın burada 2'ydi ama bu 3. Burayı görebiliyoruz değil mi? Pardon. Affedersiniz. Şurayı görebiliyoruz değil mi? Arasında bir derece fark var ki neredeyse tam 90 olacak. Ama şuraya bakarsanız bakın. 3 derece başaktan sonra 3 derece teraziye geldiğinde 30. 3 derece akrebe geldiğinde 30. 3 derece yaya geldiğinde 30. Tam partin bildiğin saydığınızda hesap parmak hesabı yaptığınızda tam 90 derece var burada. Burada 89 derece vardı. Burada 90 derece var. Dolayısıyla bu da buna biz tamamen partil diyoruz. Eğer şuradaki dakikaları da şu 23, şurası da 23 olsaydı biz buna exact diyecektik. Astrolojik jargon bunlar. Bunlar açının ne kadar performans sergilediğini gösterir bize. Biraz araları açık olursa performansı az olur. Ama burada bu tek arayı dibine kadar yaşayacak bir enerji var. Şimdi burada ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim diyor yapmam gereken şey diyor şu güneş. Neden? Çünkü apex'te. İşte buna apex deniyor. Şu güneşe apex deniyor. Neden apex deniyor? Şuradaki iki gergin enerjiyi diyor. Ben diyor bir sağdan bir soldan yumuşatmaya çalışıyorum. Ama nasıl yumuşatabilirim ki? Görmediğim sağdan gelen bir tokat, soldan gelen bir tokatla idare etmeye çalışıyorum. Yoksa yüzüme darbe alacağım. Yani bana birisi kafa göz dalacak. Bunu yapmamak için şuradaki apex'teki gezegen stresi almaya çalışıyor. Bu aslında şu karşıtlıktan bir nebze iyi. Çünkü bu karşıtlıkta kafa göz dağılma ve sürekli bir dengeye varmaya çalışma ama bu işin sonunda ya bu tarafta ya bu tarafta kalma. Yani ayın ifade ettiği konular üzerinden ayda kalma veya Satürn'ün ifade ettiği konular üzerinden Satürn'de kalma. Hemen cümlesinin hikayesini anlatayım. Annem, duygularım, savaş veya kaç mekanizmam, geçmiş hatıralarım, ailemdeki bütün kadın figürlerle alakalı Satürn. Şimdi Satürn'e geldim. Kurallar, sıkıştırmalar, toprak, tarım, işte taş, duvar, kıstırılma, bastırılma vesaire enerjilerinin birbiriyle savaş verdiğini düşünün. Duygularımı mı dinlesem? Ama duygularımı dinlersem bir şekilde bir yerden darbe alırım. Öğretmenlerim kızar. Hayatımdaki eril figürler yani güneşten daha üstün olan babamın bir büyüğü, dedem. Arkadaşlar ben gerçekten babaannem ve dedemin kontrolünde büyüdüm. Babaannemlerde çok uzun süre, annemden daha çok babaannemlerde kalmış olabilirim ve
Şu hani böyle genç kızlığınızda yaşamanız gereken böyle ergenlik durumları var ya, hani böyle kendi kendinizi ifade etmeniz gereken durumlar var ya arkadaşlar. İşte o durumlarda ben bu duygularımı çok fazla bastırmak zorunda kaldım. Çünkü Ay Satürn karşıtlığım varmış. Tabii bunu astroloji öğrendikten sonra kabul edebiliyorum. Aksi takdirde öfkem o kadar büyük ki bu öfke de getirir aynı zamanda. Bu karşıt açılar öfke getirir. Mesela güneşle ay arasında olsun bu karşıt açı. Örnek veriyorum. Ay burada olmasın. Buradaki ayı görmeyin. Şuraya hemen bir tane ay çizeyim size. Şuraya ay çizdim. Burası da değişken burç olduğu için değişken karşı karşıya. Çünkü tüm aynı niteliktekiler birbirlerine savaş durumundalar arkadaşlar. Aynı nitelikteki burçlar. Yani koç, oğlak, yengeç, terazi burçları aynı nitelikteler, öncüler. Bunları eğer hatırlamıyorsanız ilk derslere tekrar dönmeniz gerekiyor bu arada. Bunlar birbirlerine nitelik olarak, o diyor ki ben başlatacağım, o diyor ki ben başlatacağım. Dolayısıyla birbirlerine bir kahır içerisindeler. Ama uyumu bulduklarında mesela o T-karenin bir de Grand Cross'a dönüşmüş şekli olacak. Grand Cross'ta yani artık bu köşelerden çeke çeke özellikle öncülerde yeni bir oluşum başlatır. Hem de nereye biliyor musunuz arkadaşlar? Tüm dünyaya. Özellikle sabit burçlarda Grand Cross'ları olan mesela T-karenin bir tık daha ağırı dünyaya kalıcı bir eser bırakır. Sabit burçlarda sabit bir eser bırakır. Şimdi devam edecek olursam kendi haritamdan değişkenlerde benim T-karem. Bunu Grand Cross'a çevirebilirim, onu da göstereceğim. Devam ediyorum. Ay karşıda arkadaşlar burada yok. Dolayısıyla benim haritamda ay güneş karşıtlığım aslında benim anneme babama duyduğum öfkeyi de gösterir. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şuradayım. Ben buranın tohumuyum. Doğdum. Doğduğumda gökyüzünde ay güneş karşıttı. İşte benim annem babam bana göre, belki benim annem babam tüm evrene çok mutlu olduklarını söylüyor. Ama benim gördüğüm annem ve babamın sürekli kavga ettikleri ay güneş karşıttı. Neden annem ve babam? Ay annem, güneş babam. Bunu kendime indirgeyim. Duygularım ve asıl öz kimliğim. Yani ben aslında görünüşüm farklı. İçimden farklı şeyler geçiriyorum. Yani uç noktada bu tabii ki haritada sadece ay güneş karşıtlığıyla ifade edilecek bir şey değil. Uç noktada kadın görünümündeyim ama erkek duygularım var. Uç noktada. Bunların başka analizleri de var bu arada. Haritalardan görebiliyoruz biz bu tür şeyleri. Kişinin haritasından her şeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tabii inşallah öncelikle kendi kendimizi görmeye niyet edelim. Sonra başka kişilerin haritalarını yoklayıp çoklamaya çalışalım, böyle söyleyeyim. Dolayısıyla ben şimdi burada haritamda ay güneş karşıtlığım olsa annemi babamı affedemeyebilirim. Çünkü benim hayatımda sürekli kaos, sürekli kavga, sürekli aksiyon görmüş olurum ben. Sürekli burun buruna savaşan iki tane ebeveyn görmüş olurum ben. Bakın bu benim gördüğüm. O yüzden zaten virgül koyuyorum buraya. Bir parantez açıyorum. O yüzden 3-4 çocuklu ailelerin annelerine babalarına gösterdikleri performans ve anneden babadan gördükleri performans aynı değildir arkadaşlar. Ben bütün çocuklarıma eşit davranıyorum. Bunu geçelim arkadaşlar. Bu mümkün değil. Haritalar da bunu vaat etmiyor ve psikolojik olarak da yani psikiyatride de bu böyle değil. Çünkü senin annenin seni doğurduğu ilk zamanda annenin duyguları henüz daha belki çocuk yetiştirmeye hazır değildi. Ama ikinci çocuk da artık çocuğun ne olduğunu biliyor. O yüzden yani sen ilk çocuğuna davrandığın gibi istesen de ikinci çocuğuna, ben mesela ilk çocuğumu hamile kaldığımda işte bayağı stresli zamanlar geçirdim. İkinci çocuğuma hamile kaldığımda şöyle diyordum kendi kendime. Ya ben şimdi nasıl haksızlık ederim? Şimdi bunu yaşadıklarını bunun da yaşaması gerekiyor. Ama böyle bir şey mümkün mü? Ya da bunun yaşadığı güzellikleri bunun da yaşaması gerekiyor. Kısmet, yani o onun haritası. Kısmet dediğim şey işte kader, açılar arkadaşlar. Yani kaderimiz açılarımızla biz kaderi görebiliyoruz. İşte buradan geliyor bu cümlede. Şimdi T-kare apeksinde kalan bu güneş ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu yani şu an kendi hayatımda değil de
Daha bir geriye gidiyorum. Direkt annem babamın hayatından örnek vereceğim arkadaşlar. Kendi hayatımı güneşim 12. evde olduğu için yani bu bile benim için çok büyük bir açılım kendi hayatımla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bu annem. Bu da benim babam. Bu da babaannem ve ebeveynlerimiz, dedem. Ben babaannemi Jüpiter'im olarak alırım. Sizler de kendi haritanızda Satürn'ünüz babanız olabilir yani. Şimdi gündüz haritasına göre şu, gece haritasına göre bu, gündüz haritasında Güneş babadır. Gece haritasında Satürn babadır. Bunların hepsini önümüzdeki haftalarda anlatacağım. Ama siz kendi haritanızı kitaplarda yazanlara göre değil, kendi deneyimlerinize göre okumanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kitapta Güneş gündüz haritasında babaysa işte falan filan diye almıyorum ben bunu. Bunun gerçekten benim babamı ifade ettiğini bildiğim için alıyorum. Bu benim annem. Bu da benim babam. Bu da benim babaannemgiller. Ve benim annemle babaannemgillerin arasında hiçbir zaman, şu an dedem öldü ve babaannem de 85 küsur yaşında. Yani daha yeni toparlandı diyebilirim. Dedemle de küs gittiler diyebilirim yani. Hani öyle diyebilirim. Aralarında işte ben mesela sürekli babaannemlerde kalma sorunsalım vesaire. Hani annemi kendi rahat bırakılmaması annemin. Bakın annemin rahat bırakılmamasını nereden görebiliyorum biliyor musunuz? Hem bu güneş karesinden babadan baskı var hem de karşı taraftan dedemgillerden yani Satürn zaten en büyüğü gösterir. Ailenin en büyüğünü gösterir. Her zaman böyledir. Yani bu tutup da kitapta böyle yazmıyor. İşte Merkür kardeşler diye yazıyor ama sen Satürn'ü kardeşler diye alamazsın mesela. Bu kadar da değil. Hani Satürn'ü ama baban mı, deden mi, hangi patronun mu? Bu şekilde seçebilirsin. Yani sen Merkür işte kitapta Merkür kardeş yazıyor ama ben Satürn'ü kardeş alacağım diyemezsin. Böyle bu kadar da uça gidemezsin yani. Böyle bir durum yok. Bir çerçeve var. O çerçevenin içerisinde 10 tane kombinasyon var. Onu kullanabilirsin. Dolayısıyla benim bu haritadan ben mesela anneme hak vermiyorken bu haritayı gördüğümde anneme hak vermeye başladım. Çünkü o kadar stres altında ki yapabileceği bir şey yok. Peki bu işte babam buradan dedemi yumuşatmaya çalışıyor. İyidir, fena değildir. İşte benim hanımım ya beni besliyor, beni kolluyor, beni yönetiyor, benim evimi aldı, benim arabamı aldı, benim paramı biriktirebiliyor. Hani genel olarak aile şeylerinden bahsediyor. Yani ne yapabiliyorsa benim çocuklarımın annesi, benim çocuklarıma sahip çıktı, işte benim evimi yuva yaptı diyor dedeme. Anneme de diyor ki İşte o benim babam. Yani idare et. Onun huyu bu. O her zaman böyleydi vesaire diyor. Ama bunlar sürekli çakışmaya devam ediyor. İşte arkadaşlar aradaki enerjinin yumuşamaya çalışması ve Apex'teki gezegenin strese girmesi benim babam yani adam hani bir şu çöpüm var diyemez. Annem çünkü her şeyin hani tüm işte topu annemin üzerinedir. İşte ev annem yapmıştır vesaire vesaire. Babam da bu arada evi de bağlayayım size. Evi de bağlayayım. 12. ev güneşi bu güneş. Ve Başak Burcu hizmettir arkadaşlar. Benim de yaptığım bu. Kendi güneşimizi aktive etmeye çalışıyoruz zaten hayatımızda. Hizmet aksıdır. Ve bakın şu değişken akslar sürekli bir değişkenlik olduğunu söylüyor. Biz hiçbir zaman sabit bir yerde durmadık. Sürekli taşınan. Bakın 3-9 aksı. Evler konusundan hatırlayın işte kısa yollar, uzun yollar vesaire. Şuradan bu arada şöyle 2 derece, 5 derece kuralına göre hatırlıyor musunuz 5 derece kuralını? Bir gezegen bir ev girişinin 5 derece kadar yakınındaysa biz o gezegeni 5 derece kuralına göre diğer evde sayabiliyorduk. Bakın burada 2 derece 16 dakika, 2 derece 14 dakika. Dolayısıyla 2 dakikayla şu çizginin bu tarafında kalmış bu. Yani ben bu gezegeni bu tarafta sayabiliyorum. Şimdi benim şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dedem şofördü. Sonra babamı şoför olarak yetiştirdi. Dedem araba lastikçiliği, tamirciliği yapmaya başladı. Babam şoför oldu. Benim babam hala şoför bu arada. Eğer bir gün karşılaşırsanız ben turizmde çok benzer bana. Yani seyahat falan ederseniz ben turizmde çalışıyor ve gerçekten 12. ev başa. Hiç babamı göremedim. Yani 12. evde hangi gezegeniniz varsa görmeyen
sizi görmeyen, özlem duyduğunuz bir enerjiyle çalışın. Bunu da nereden söylüyorum? Yine geldim arkadaşlar, burası ASC ve yine bir açıyla konuşacağım size. Kavuşum açısı demişti ya, bakın bizim her ev kaspına bir gezegen kavuşum yapabilir. Şu 9. ev kaspına mesela, şurası kasptır arkadaşlar ve ay 9. ev kaspına kavuşum yapıyor. Bu literatürde çok bir anlam ifade etmez. Ama ASC, IC, DSC ve MC'lere açı sayarız. O yüzden ben bu ASC'den şu tarafa doğru bir açı sayacak olsam 30 derecelik bir açı sayarım. Neredeyse 45 derecelik işte bir yarım enerji açısı veyahut da 0-10 derece arasındaki kavuşum açısı gibi. Onun ortasında bir şey. Yani stresli bir ASC'ye stresli bir görünümü var. ASC görmüyor. Hani kavuşum açısını az önce dedik ya, stresli bir açısı var diye konuşmuştum Meltem hocamız. Yani ne olduğu belli değil. Görünmüyor. Mars'la Venüs birbirini görmediği için bir yan yanalar ya. Stelyumdalar, kavuşumdalar yani. Birbirlerini görmediği için içsel bir stres var işin içerisinde. Dolayısıyla burada arkadaşlar görmeme açısı var ve içsel bir stres var. Şimdi ben buraya, çok affedersiniz. Şimdi buraya bir tane daha gezegen ekleyeceğim. Ve size bir de Grand Cross'u daha Meltem hocam anlatmadı ama ekleyeyim Grand Cross'u da görmeniz için. Şöyle tamamen dereceler olarak tutmasa da şuradaki değişkenleri görmenizi istiyorum. Derecesel olarak tutmuyor. Ama değişkenler, buna platik açılar deniliyor. Helenistik dönemden bu zamana kadar dereceler olarak bakmazlarmış. O zamanlar derece hesaplanmazmış. Gökyüzüne kafalarını kaldırırlarmış. Eğer burçlar uyumluysa uyumlu açıda. Hani dereceler, derecesel olarak bakmazlarmış. Dolayısıyla şeyi de öyle. Mesela depremleri de o şekilde. Grand Cross, eğer bir sabit akslarda Grand Cross varsa, özellikle tutulmalar oralarda olursa, bizler öngörümleri buna göre yapıyoruz mesela. Önümüzdeki zamanda mesela sabit akslarda bir Grand Cross oluşacak diye haritayı ilerleyerek bakıyoruz. Bunu natal haritaya çevireceğimizde bir Grand Cross'lu doğmuşsa, özellikle sabit akslarda bir Grand Cross'lu doğmuşsa, bu kişi dünyaya kalıcı bir eser bırakacak diye konuşuyoruz arkadaşlar. Hocam böldüm, çok affedersiniz. Evet, şu an sanıyorum tek ara Apex'i de anlaşıldı. Ve tek arada tam olarak oturup ben kendi hayatımdan da girdirmesem olmazdı hocam, kusura bakmayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum böldüğüm için. Ama samimiyetimize güvenerekten gerçekten giriş yaptım. Teşekkür ediyorum. Vallahi hocam çok keyifliydi. Devam etseydiniz ben kaptırdım, dinliyordum zaten. Hatta şey, sizin haritanızda Jüpiter'i evet balık olarak hatırlıyorum ama şu an kaçtı sizin Jüpiter? 19 derece. Zaten evet. Güneş ilerleyecek ilerleyen yıllarda, aslında o tek kare oluşacak zaten. Ama ay daha hızlı. Evet. Ay evet. Hızlı. Yani o da var. Evet, benim Jüpiter kavuşumum oldu geçen dönemlerde ve şu an Koç'a geçti. Beni çok hızlandırdı. Bu hızlı girişlerim, hızlı dalışlarım aslında ondan kaynaklı. Kusura bakmayın. Gerçekten dürtüsel hareket ettim. Teşekkür ediyorum. Ha, şu an bu arada Jüpiter gökyüzünde bir derece boğaya geçti yanılmıyorsam. Şu an boğa burcunda artık. Biraz daha bıraklayacak, biraz daha evet sabitleyecek, birazcık daha getirdiğini sağlam bırakacak bir enerjide. İnşallah öyle de oldu diyelim. İnşallah. Hocam mola verelim mi? Sağlık, çok güzeldi. Çok, ben siz teşekkür nasıl ederim. Bundan öncesinde nasıl yapıyordunuz hocam? Hocam yorulmadınızsa devam edelim. Hocam yani hızlıca devam edelim. Evet, tamam. Yani arkadaşların da çoluğu çocuğu vardır. Böyle tamam. Hızlıca tamam, devam edelim. Tamam. Hı-hı. Devam edelim. Evet. Buradan önce tek kare değişken anladınız herhalde. Evet. Apex gezegenin öğretmek istedikleri vardır arkadaşlar. Apex'teki, biraz önce Aynur hocam da çok güzel anlattı. Apex'teki gezegenin öğretmek istedikleri vardır. Apex'te güneş varsa, stres altında da olsa can attığı noktayı, kendini ve yönetmeyi fark etmeli. Ay, aile olma, empati, temel ihtiyaçlar,
Merkür kişi kendini ifade etmeli, kaliteli iletişim kurmalı. Venüs uyumlu olmak, sevgi dilini kullanmak, kendi değerini fark etmek. Mars mücadele ile kendini ortaya koyma. Jüpiter hayata geniş açıdan bakmayı öğrenmeli, bilge kişi ve iyimser olmalı. Satürn zamanı yöneterek kontrolü, düzeni sağlamalı ve sorumluluk almalı. Uranüs kişi şahsına münhasır olmalı ve birey bilinci gelişmeli. Apex'te bir Uranüs varsa. Neptün akışta kalmayı bilmeli, tevekkül inancına sahip olmalı. Plüton küllerinden doğmayı anlatır, dayanıklılığı anlatır. Chiron varsa Apex'te şifacılık özelliğini ortaya çıkartır ki benim Mars Chiron karşıtlığımı ASC, Apex'te ASC'yi yani kişinin kendisini, birincil motivasyonlarını, dışa yansıttığı görüntüsünü bir taraftan kendi iç çabası ve toplum önünde göründüğü bir yaralı küçük Emrah modunu ve bu noktada ASC kişisi ne yapmalı? Yedinci eve gitmesi gerekiyordu. Apex'teki gezegeni arkadaşlar ne öğretmek istediğini çok iyi anlarsak o gezegenin vaadini, ödülünü almak için o gezegenin ne istediğini çok iyi bilmemiz lazım. Mars'tan örnek verdim. Mars'ın enerjisi hareket eylemdir. Mars'ın ödülünü almak için harekete eyleme geçmek lazım. Evet. Büyük kare. Biraz önce Aynur hocamın bahsettiği Grand Cross açık kalıbı. Grand Cross genellikle gerilim, zıt uçlar arasındaki çekim ve çatışma ile karakterize edilen açı modelidir. İki karşıtlık nedeniyle Grand Cross'u olan kişiler hayatlarının belli alanlarında dengeyi bulmak veya uzlaştırmak için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalabilirler. Bireyin kişiliğinin farklı bölümleri arasında ele alınması ve çözülmesi gereken çatışmalar olabilir. Grand Cross'lu haritalarda arkadaşlar haritada neredeyse çıkış noktası yokmuş gibi olur. Yani biz ne diyorduk? Şurada T karemiz var. Şu T kare. T karenin apeksinde Mars var. Burada dengeye getirilmesi gereken konular ne? Beşinci evde bir Satürn, 11. evde bir Merkür var. Merkür sürekli iletişim kurmak istiyor. Satürn de diyor ki biraz kendine, hobilerine bir yatırım yap, bir kendine dön diyor. Kişi kendi rahatlayacağı, nefesini dediği alanı sisteme koymadan, burada neyle rahatlayacağını bilmeden sürekli gruplar içerisinde iletişim kurma çabasında bir grup, bir de sabit burçta grupları, kendi sosyal çevresini iletişimle sabitlemeye çalışıyor. Bir Satürn'e gidiyor, bir kabuğuna çekiliyor Satürn'de işte kendi evimde hobilerimle işte hobilerimi geliştireceğim diyor. Hobileri bir kenara bırakıyor tamamlamadan hop grupların arasına dalıyor. Burada neyi strese sokuyor? Sekizinci evdeki Mars'ı strese sokuyor. Demek ki sekizinci evdeki Mars'ta kişiye ne yaptırıyor? Belki de çok fazla para harcatıyor, çok fazla borç yükü altına giriyor. E kişinin ne yapması lazım bu Mars'ın enerjisini rahatlatmak için? İkinci eve gitmesi gerekirken hop karşısında bir tek kare açık kalıbı daha çıkıyor. Bir de burada ay var. Temel ihtiyaçlar. Zihnim, ailem, kendi beslendiğim alan, kendi kazancım alan. Kişi kendi kazancına yönelmesi gerekirken buradaki ay da zaten strese girmiş durumda. Ayın nereye gitmesi gerekiyor? Sekizinci eve Grand Cross bu demektir arkadaşlar. Haritada neredeyse çıkış yoktur. Ancak diğer evlerden, mesela 8. eve nereden gelir 120'lik? 3, 90 olur. Şuradan mı? Evet, buradan bir 120'lik gelebilir. Yani haritanın o gezegenlere sekstil, 120 açı yapan destek açılarını arayıp kişileri, kendimizi evet bak senin burada sosyal çevrenle, kendi hobilerinle strese
geliştirdiğin, belki hobilerine ve sosyal çevrene çok fazla para harcadığın için strese girdiğin bir alan var ama ailen seni destekliyor bu konuda. Babandan sana miras kaldı şeklinde kişileri yönlendirebiliriz. Kişilere ve hatta kendimize de evet haritada Grand Cross var, ben bu haritadan çıkamayacak mıyım şeklinde bakmak yerine ben bu haritaya desteği nereden bulabilirim? Bu Grand Cross enerjisini nereden sağlatabilirim diye bakmamız lazım. Büyük kare öncülerde ise kişi genellikle projelere başlamak ve yeni çabalar üstlenmek için muazzam enerjiye sahip. Hevesli olacaktır. Rotada kalmaları ve devam etmeleri daha zor olabilir. Öncülerde olduğu için işte onu da isterim, bunu da isterim. Onu da yapayım, bunu da yapayım. Biraz ayran gönüllülük. Büyük kare sabitlerde ise biraz önce Aynur hocamın bahsettiği gibi sabit, somut bir şeyler ortaya çıkarmak, var etmek. Büyük kare Grand Cross'uyla, yani sabitlerdeki büyük Grand Cross'la oluyor. Ancak değişim zor olduğu için değişime çok fazla direnilirse arkadaşlar, maalesef ki belirli bir süre sonra sistem artık bunu açı transitleriyle tutulmalarla serbest kal, esnemeyi öğren diye kişiye mesajını verir. Büyük kare değişkende ise kişi uyarlanabilir. Ancak karar vermekte ve bir yol izlemekte zorlanabilir. Kaçmak, uyum sağlamak değil, kendisinin farkına varması çözüm getirir. Bu açı kalıbına sahip kişiler oldukça hırslı, motivasyonu yüksek. Bu genel anlamda Grand Cross için söyleniyor. Hırslı, motivasyonu yüksek kişiler olabilir. Kurban bilincine değil de çıkışa odaklanırlarsa başarıya ulaşırlar. Yani aman benim Grand Cross'um var, ben bu haritadan çıkamayacağım diye kendinize ket vurmak yerine evet burada bir sorun var. Ben bunu dengeye getirip enerjimi karşı tarafa aktaracağım. Bu enerjiyi sağlatacağım diye yaklaşmanız daha iyi olur. Burada büyük kareye evet. Mehmet Ali Erbil için. Büyük kare. Ne zaman? Evinin banyosuna düşüyor, kırılan kaburga kemikleri akciğer zarını yırtıyor. Olay sonrasında kaçış sendromu hastalığı ortaya çıkıyor. Grand Cross'una bakalım arkadaşlar. Bakın. Mars sabitlerde Grand Cross'u var. Ay düğümleriyle. Yok. Nereden bu Grand Cross? Aslan'dan 3. Evet, buraya geliyor. Şurası. Şimdi oldu arkadaşlar. Bir saniye. Şurası. Bakın Grand Cross'a bakın. Kişi zaten Plüto ve Güneş'i açı olarak ister karşıt açı, ister 120'lik, ister 60'lık ne görürseniz görün. Kişinin güneşi Plüto'yla açı yapıyorsa, temas ediyorsa, birbirini görüyorsa kişi hayatında en küçük olayı bile hayat memat meselesi algılayabilir. En küçük olayı bile tehlike algılayabilir. Hemen atağa geçebilir. Tabii atağa nasıl geçer? Mars'ının asaleti doğrultusunda. Mars, kuvvetli bir Mars'sa kişi tepkilerini hemen verebilir, atağa geçebilir ama burada Mars asaletli değil. Mars boğada. Kişinin öfke içe çalışıyor. Ama burada şu adamda iki tane Grand Cross var. Aynur hocam doğru mu görüyorum? Orada mısınız? Buradayım hocam, Evet. bakınıyorum ben de. Değil mi? Değişkenlerden mi İki bahsediyorsun? tane Grand Cross'u var. Diğer Grand Cross hangi şeyde yok? Şimdi Değişkenlerden mi? Yoksa sabitlerde biri ilk Grand sabit. Cross mu? Hocam hepsi sabitlerde ama bakın bir ay düğümleri bunu yeşil Evet, gördüm. Biri de Neptün Venüs. diyorum. Evet, Neptün Aha, Venüs Mars doğru çizdim Venüs. değil mi? Evet, evet hocam. Aha, biri de burası.
Aynen, sabitlerde çok güçlü Evet. geçişkenleri var. Aynen, sabitlerde bayağı Aynen öyle. diğer Yani. Arap noktalarını falan hiç saymaya gerek yok. Direkt sabitlerde bayağı güçlü. Yani bayağı Mehmet Ali Erbil dediğinde kaç kuşak biliyor bu arada hocam? Yani çok adam kalıcı Evet. oldu. Yani Mehmet Ali Erbil dediğinde şey gibi, bizim o bir polisiye dizisi vardı ya, kaç sezon çekilmişti. Onun da o Çarkı Feleği her kış gecelerinin vazgeçilmeziydi. Kaç sezon boyunca izledik hocam. O yüzden yani hani bayağı kalıcı, akılda kalan, gerçekten hani ülkeye iyisiyle kötüsüyle hareketleriyle, parmak göstermeleri vesaire hepimiz yaptık yani. Aynen öyle, herkes tanıyor. İşte adamın Grand Cross'unu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi buradan Mars Neptün karşıtlığı var. Mars 10. ev Mars'ı, tepede bir Mars eylemleri görünür oluyor ama Boğa'da olması sebebiyle öfkesini, dördüncü evden bir ilham aldığı konuları belki de tam ortaya dökemiyor olabilir. Kişinin ASC yöneticisi yedinci evde olduğu için kişi zaten karşıya gidiyor hizmet etmeye. Burada Mars Neptün karşıt açısını Apex'teki ASC, yani direkt kişinin kendisi strese giriyor. Kişi kendisini rahatlatmak için yedinci eve gitmesi gerekiyor ki zaten ne yapıyor? Televizyon programları yapıyor. Şovlar yapıyor. Kendisini orada gösteriyor bu kişi. Bu kişinin 2018 yılında, şuradan şunu bir küçülteyim. ...2018 yılında banyoda düşme sonucu akciğerleri hasar görüyor. Akciğerler, hava almak. Aynur hocamın çok güzel bir YouTube şeyi vardı. Bu Satürn şeye, kovaya geçtiğinde biz havadan mahrum kaldık. İkizler, yani hava elementindeki burçlar bize havayı anlatır. Bakın, kişi 2018'de banyoda düştüğünde akciğer zarı yırtılıyor. Yırtılmak. Mars. Yani direkt zaten akciğerlerini anlatıyor. Artı burada bir de ne vardı? Şunu bir küçültsem. Hocam cümlenin devamını da getireyim. Havaya geçtiğinde Satürn, havadan hakikaten mahrum kaldık ve havayı pencerelerin arasından soluyabildik. Yürürken havayı rahat rahat soluyamadık ve Satürn balıkta, evet, en büyük sınavımız su ile ilgili olan sınav. Tabii ki işte görünen köy kılavuz istemiyor. O yüzden hani dile getirmek ya da getirmemek arasında artık endişe etmiyorum. Çünkü bu vakitte de böyle olacak demek ki. Bir her şey bir süreç ama görüyoruz yani, ona göre bir önlem tedbir, işte haritanın üzerine çıkmak mevzusu, Satürn balığa giriyor, ona göre bir hareket, bir önlem yapılması gerekiyor. Hoş, sudan gelen mikroplar da olabilir. Hani ne yapalım? Tamam, yağmur sularını doldurduk, biriktirdik. Su var. Bu sefer de sudan gelen mikroplar olabilir. Yani Satürn balıkta bir su sınavımız var arkadaşlar. Bunu da eklemiş olayım, eksik kalmasın cümle Ve hocam. şunu söyleyeyim, benim babam asla astrolog değil. Astrolojiye zaten fal gözüyle bakan bir baba. Yıllardır ya, Anadolu'nun insanına çok arka dönüldü ya, çok sırt dönüldü. Geleceğin savaşı su savaşı, geleceğin savaşı su savaşı. Kurduğu cümle buydu. Geleceğin savaşı su savaşı, suyunuza sahip çıkın, suyunuza sahip çıkın. Hatta sırf zeytinliğimizi kendine özel su aldı. Kendine özel su aldı. Sırf bu sebeple yıllar öncesinde. Yani bunun astrolojiyle şuyla buyla değil, gerçekten Anadolu'nun köylerde yaşayan çiftçilerine çok çok yıllar öncesinde kulak verilmesi gerekirdi. Şimdi yağmur suyu toplamadan bahsettiniz. Yağmur yağarsa su toplanır. Yağmur yağmazsa su da toplanmaz. Artık çiğ tanelerini toplamaya kalkışırız. Yani suyun sınavı ağır olacak maalesef ki.
Arkadaşlar Grand Cross'un getirdiğini gördünüz. Kişinin haritasında zaten iki tane Grand Cross var. Hayat zaten Plüto ile Güneş temas ediyor. Direkt hayat memat meselesi bu kişinin hayatı. En ufak bir yaşadığı olayı bile tehdit olarak algılayabiliyor. Ve hani enerjimiz neyse onu çekeriz durumu var ya. Kişi en ufak bir durumda tehdit olarak algılıyor. Ne oluyor? Banyoda ayağa kayıyor ve artık havadan mahrum kalıyor. Havadan mahrum kalmak, bu akciğerlerin sönmesi aslında hani çocukluğa inme durumu var ya. Kişi çocukluğunda nerede nefessiz kaldı? Benim ölümden başka çarem yok dedi de o akciğerler kendisini kapattı. Belki de o dönemde çok stresli bir olay da yaşıyor olabilir kişi. Ve başına bu düşme olayıyla sistem bir kendine gel, bir kendini tanı mesajı vermiş olabilir. Bu da artık hani daha çok şey bakışı, psikolojik bakışı. Ki zaten kişinin ailesinde, kökeninde bir Neptün var. Neptün nedir? Çözülme enerjisidir. Hayallerimizdir. Evet, tamamen kanma kandırılma mı? Değil. Bizim kendi hayallerimizdir, ideallerimizdir, gözümüzde büyüttüğümüz yerdir. Ama burası bir akrep enerjisinde çalışıyor. Yani bu aile içerisinde bir şeyler oluyor, krizli bir şeyler oluyor ama bunu ispatlayamıyorsun. Yani böyle bir Grand Cross'a sahip kişi. Buradan böyle geliyordu galiba. Böyle geliyordu. Ve ne yapıyor? Kişi toplum önünde. Mars Boğa'da evet asaletli değil. Ama görünür olmak için, somut bir şeyler bırakabilmek için belki de çok daha fazla efor sarf etti. Çok daha fazla çalıştı kişi. Grand Cross'un böyle bir etkisi var arkadaşlar. Sormak istedikleriniz var mı? Yazılanlarda hiç görmüyorum. Bir açayım. Şunu düzelteyim. 3 derece Ay Başak. Evet, bakayım bir. Kenan Işık'a da bakalım. Onun doğum saati yok bende. Evet hocam, genel olarak böyle bir istek gelmiş. Yani genel olarak ilerleyen zamanlarda mutlaka bakarız arkadaşlar. İleri seviyelerde artık zaten bolca harita bakacağız. Hocamızın hazırladığı sunumdan devam edelim. Bu arada hocam, YouTube'dan da yorumlar geliyor. Ben görüyorum, siz YouTube'dan görmüyorsunuz bence. Öğrencileriniz yaşasın yaşasın falan filan hep yazmışlar başlangıçtan itibaren. YouTube'da yorumlar bayağı çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz YouTube'dan yorum yapan arkadaşlarımıza. Şu an 20 kişi izliyor YouTube'dan da. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Evet, geldik. İşte önlenemez, işte hepimizin gözünde mükemmel dediğimiz. Ay, benim şey açım var. Jüpiter yani üçgen açım var. Ya çok enerji bu. Jüpiter yan açım ya. Üçgen açı çok güzel. Arkadaşlar üçgen açı ya. Evet, bir Jüpiter'den, asaletli bir Jüpiter'den geliyorsa, asaletli bir Venüs'e gidiyorsa, asaletli bir Ay'a gidiyorsa sevinin. Ama bu üçgen açı. Plüton aslan. Mars koç. Yay, bir de ne en şey, Uranüs yaydan geliyorsa üzülün. Önlenemez, durdurulamaz bir enerji demektir. 120'lik açı. O yüzden her gördüğümüz, ben bu cümleyi çok sık kullanırım. Her gördüğümüz sakallıya dedemiz demediğimiz gibi, tutup sarılmadığımız gibi, her gördüğümüz 120'lik açıya da mükemmel. O senin tamam. Hatta Jüpiter Başak'tan da, hani Jüpiter Başak'tan nereye gider? Merkür Boğa'ya gider 120'lik. Bu açıya da çok da sevinmeyin. Çünkü Jüpiter'in kendine hayrı yok. Yani asaletlerine, hangi gezegenlerin birbirine açı yaptığına mutlaka bakmamız lazım. Kare açılarda nitelikler, üçgen açılarda elementlere dikkat edilir. Birbirine uyumlu elementler arasında 120'lik açı oluşur. Burç dışından oluşan üçgen açılar için etkisi azalmış diyebiliriz. Aynı diğer açılar ve kalıpları için de geçerli. Burç dışından. Biraz önce benim haritamı açtığımda Ay 3 derece Başak, Mars 27 derece Akrep'ti. Ne dedim? Ay açıyı yapmış, artık uzaklaşıyor. Ay 27 derece Aslan'da olmuş olsaydı artık hani partil açı diyecektik.
Ama ay açıyı yapmış uzaklaşan açıda. Dolayısıyla bu kare açının etkisi de hafifliyor. 27 derece, 27 derece olmuş olsaydı etki tam net hissedilecekti. Burada anlatmaya çalıştığı o. Aynı diğer açılar ve kalıplar için de geçerli. Yani burç dışından oluşan üçgen açılar etkileri azalmış diyebiliriz. Büyük üçgene sahip kişiler haritanın bu alanlarında fazla rehavete kapılabilirler. Hatta çabalamadıkları, doğal karşıladıkları için başarısız olabilirler. Yani işte nedir? Jüpiter balığın yöneticisi. Su grupları arasında Jüpiter'den işte güzel Venüs'e yo 120'lik nereye gider? Yani güzel 120'lik açıda olan kişi haritada rehavete kapılıp çabalamayabilir. Ne dedik dersin en başında? Satürn bereket istiyorsak Satürn'ü değerlendirmemiz lazım. Sistemli bir şekilde çalışmamız lazım. Altını doldurmamız lazım. Temelin sağlam olmayan inşaat maalesef ki çok hızlı yıkılıyor. Temeli yapmadan ikinci katı da yapamıyoruz. Temel sağlam olursa yani Satürn'ü düzgün kullanırsak Jüpiter'in bolluğu gelir hayatımıza. Jüpiter balon enerjisidir. Mesela işte geçtiğimiz yıllarda Jüpiter balık ne oldu? Hepimiz deneyimledik. Belki o dönemlerde astroloji içinde miydiniz, değil miydiniz bilmiyorum. Herkes şifalanıyordu. Ben o enerjiden ki çok Başak stelyumum var. O enerjiden aşırı darlandım. Yani bir şeyler oluyor. Yani hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey olmuştur. Olmuştur. Gerçekten öyleydi yani. Gözle görülür, elle tutulur hiçbir şey yoktu. Yani o yüzden 120'lik enerjilere mutlaka iyi bakın. Okurken iyi okuyun. Ama Jüpiter'in balon tarafına değil, Satürn'ün bereket tarafına, kalıcılık tarafına yönelin. Büyük üçgen ateşte ise kişiler, ha ben şuraya şunu yazmışım. Büyük üçgene sahip kişiler haritanın bu alabilirler. Hatta çabalamadıkları, doğal karşıladıkları için başarısız olabilirler. Oğlum akıllı neylesin malı, oğlum deli yine neylesin malı. Akıllı olan çalışır, yoktan var eder, deli olan varı da yok eder. Yani. Büyük üçgen ateşte ise kişiler genellikle kendinden emin ve canlı bir enerjiye sahiptirler. Büyük üçgen toprakta ise kendi belirlediği yolda istikrarlı, tedbirli, sabırlı, üretken enerjiye sahiptirler. Havada ise meraklı, entelektüel, sosyal, öğrenmekten zevk alırlar. Suda ise hayal güçleri yüksek, sezgi ve yaratıcı güce sahip olurlar. Fedakar yapıları bulunur. Sudaki büyük üçgene sahip kişilerin. Rantrine Muhammed Ali'yi vermişim burada. Evet, ha, biraz önceki hani Grand Cross sabit burçlardaysa ne dedik? Kişi topluma somut bir şeyler sunabilir. Muhammed Ali'nin Mars Boğa'da ama şampiyon. Belki Mars Koç'takinden çok daha fazla çalıştı. Çok daha fazla bileğini salladı. O bilek defalarca belki yoruldu. Ama azmetti, çabaladı ve başarıya ulaştı. Büyük üçgen açının kalıbının atıl kalmaması için uçurtma açı kalıbına dönmesi gerekiyor demişim. Buradan şu büyük üçgeni bir çizelim. Şöyle. Bakın. Toprakta. Ha, şuradan. Evet. Toprak grubundaki büyük üçgen. Şurada da ruh noktasıyla var. Şimdi arkadaşlar toprak grubundaki büyük üçgeni kişinin hayalleri can attığı noktayla birbirine çok güzel durmayan bir enerjiye sahip.
ve kişi hayallerini toplum önünde nasıl gösteriyor? Çalışması, sistem kurması, sistem kurmak Satürn'dür ve bunu marjinal bir şekilde toplum önünde gösteriyor. Peki bu burada uçurtma kalıbı yok ama şu ruh noktasını alırsak anca. Vertex iniyor. Tamam. Topraktaki büyük üçgeni gördünüz arkadaşlar. Bülent Ersoy'un. Bunu neden koymuşum? Sabitlerde. 1989 yılında Adana'da verdiği bir konser sırasında bir seyirciden gelen Çırpınırdı Karadeniz adlı isteği okumadığı için kurşunlanarak böbreğini kaybetti. Biraz önce ne dedik? Büyük üçgen Grand Trine'nin atıl kalmaması için haritanın uçurtma kalıbına dönmesi gerekiyor dedik. Tabii o dönemde kişinin progresine bakmak lazım, solar return'üne bakmak lazım. Hatta kartografiden o Adana'dan ne geçmiş ona bakmak lazım. Ki neden bir böbreğini kaybetmiş? Yani kaybetmek arkadaşlar, söküp atmak akrep enerjisidir. Evet. Sabitlerde güneşten Neptün ne mi? Havada. Hava. Kişinin havada bir büyük üçgeni var. Peki bu büyük üçgeni harekete geçiren nedir? Bakın Plüto arkadaşlar. Uçurtmaya çeviren Plüto. Büyük üçgeni uçurtmaya çeviren Plüto. Kişi Güneş'iyle Plüto'su arasındaki iradi açı, 60'lık açı iradi açıdır. Güneş bizim fiziki görüntümüzü, bedenimizi de anlatır. Can attığımız noktadır. Kişinin can attığı nokta neresi? Üçüncü ev konularına. Çünkü evet 19 dereceyle üçüncü eve de çalışıyor. Kuvvetli iletişim. Üçüncü evde, yakın çevresinde belki de görünmek istedi. Görünemedi. Ki bakın Plüto'nun yanında kayıplar getiren bir güney ay düğümü var. Evet, güney ay düğümü var. Güney ay düğümünün olduğu yerde kayıplar olur arkadaşlar. Ve kişinin gerek sahnede bir şarkıyı söylemedi diye kurşunlanıyor, böbreğini kaybediyor. Geçirdiği o operasyonu da hepimiz biliyoruz. Kadersel. Bakın. Direkt kadersel. Uçurtma açı kalıbı. Uçurtma açı kalıbı büyük üçgeni aktifleştiren enerjidir. Burada karşıtlık yapan gezegen stres oluşturarak karşıdaki gezegenin vaadini gerçekleştirme çabasında bulunur. Burada karşıtlık yapan gezegen stres oluşturarak, karşıt açılar stres yapıyordu. Neydi? Polarite mi, dualite mi? Hangisini seçecektik biz? Polariteyi seçersek iki tarafta yıpranıyordu. Polariteyi seçtiğimiz zaman bu gezegeni temsil eden kişi de yıpranır. Bu gezegeni temsil eden kişi de yıpranır. Ve bütün olarak zaten kişinin kendisi yıpranır bu haritada. Denge tutturamadığı için. Ama dualiteyi seçip kişi şurada dengede kalırsa hayatı daha akışta gider. Uçurtma kalıbına döndüren gezegen bu Grand Trine'yi strese sokarak hareket haline getirmeyi bekliyor. Yani şöyle ki aslında haritalarınızda tek araç kalıbı da olmayabilir. Bir transit gelir. O transitle siz sadece kare açı deneyimlerken tek kare açı kalıbını deneyimlemeye başlarsınız. Veya evlendiniz, eşlerimiz
bizlere onun haritasıyla kendi haritamızı üst üste koyduğumuzda buna sinastri deniliyor. Bitmeyen transit etkisi yapıyor. Sizin haritanızda sadece tekare vardır. Eşinizin tekarenin karşısına eşinizin bir gezegeni gelir oturur. Buyurun Grand Cross oluşur. Haritada çıkış yeri bulamazsınız. Ama yine eşinizden gelen güzel bir destek açısı vardır. İkili ilişkilerde eşiniz sizi zorluyordur. Ama maddi yönden sizi desteklediği için katlanıyorsunuzdur gibi gibi. Yani illa haritanızda açı kalıbı olmasına gerek yok. Transitlerle de hayatınıza giren kişilerle de buna çocuğunuzda, danışanlarınızda, uzun süreli birlikte olduğunuz kişilerle de haritanızda açı kalıbı oluşabilir. Mesela hani belki çoğumuz demişizdir ya benim bu zamana kadar hayatım böyleydi. Neden bundan sonrasında böyle oldu? O hayatımdan gitti yine her şey çok güzel oldu. Neden? Çünkü onun bir gezegeni sizin haritanızda bir stresli açı kalıbı oluşturmuş olabilir. Burada uçurtma kalıbının yani buradaki atıl kalmış enerjinin harekete geçmesini sağlayan buradaki gezegen arkadaşlar. Nasıl bu Grand Trine'yi harekete geçiriyor? Jüpiter'i strese sokarak. Jüpiter'i strese sokarak bu rehavete düşmüş kişiyi harekete geçiriyor. Buradaki amaç uçurtmanın apeksindeki yani Jüpiter'in vaadini gerçekleştirmesi için kişiyi harekete geçiren gezegen burasıdır arkadaşlar. Hocam ekranı tam ekran yapma şansımız var mı? Tam Küçük ekran mü? yapabilir miyiz? Evet hocam. Oradan değil hocam. Şimdi Aşağıda biraz daha sağa doğru hocam. Sağ. sağ sağ Bir tane daha oh. sağ hocam. Evet Oh. orası hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Güzel oldu. Ama bu sefer ben slaytlarımı nasıl geri gideceğim? Hocam Tamam. klavyedeki sağ sol tuşuyla bir ya da tıklayarak mouse'la gidiyor bu tarafa. Tamam. Sol içinde Tamam. klavyeyi kullanacağız hocam. Hı. İyiymiş. Daha geniş oldu. İyi oldu. Teşekkür ederiz hocam. Elinize sağlık. Rica ederim. Yod Tanrı'nın parmağı. Birbirine 60'lık açı yapan iki gezegenin üçüncü gezegene 150'lik açı yapması sonucu oluşan şekle yod Tanrı'nın parmağı denir arkadaşlar. 60'lık açı iradi açıdır. Önemli olan bir haritayı yorumlarken 60'lık açıyı gördünüz. Aa tamam senin 60'lık açın var işte örnek veriyorum. Jüpiter'le Güneş'in arasında. Ama kişi o iradeyi gösterip Jüpiter'in gerekliliklerini yani Jüpiter nedir? Bilgidir, bilgeliktir. Nasıl diyeyim? Manevi taraftır. Bunu güneşiyle yansıtabiliyor mu? Önemli olan bu irade. Evet, iradi açıdır. Destek açısıdır. Evet, destek açısıdır. Ama kişi iradesini kullanabilecek mi? Bu çok önemlidir. Yod açı, Tanrı'nın parmağı dediğimiz açı. Kadersel olarak nitelendirilir. Tabanda iki gezegen birbiriyle işbirliği ve iletişim kurar. Burada Güneş ve Satürn arasında işbirliği var. Satürn ne diyor? İkizlerdeki Satürn hocalık verir. Kişi hobilerini belki hocalık hobilerini sistemli bir şekilde geliştirirse bunu hocalık boyutuna, aktarma boyutuna ulaşabilir. Buradaki destek Satürn Güneş'ten açı Güneş'ten Satürn'e gidiyor. Güneşiyle birlikte, bedeniyle birlikte, kalbiyle birlikte bunu sistemleştirebilirse ikisi arasında iradi bir şekilde birbirlerini destekleyebilirse buradaki ayın stresi çözülür. Ay stresli. Çünkü bir güneşi görmüyor, yaşam enerjisini görmüyor, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ama yaşam enerjisini görmüyor. Ay stresli. Neden? Çünkü sistem kuramıyor. Ama bu stresin nereden kaynaklandığını şurası ASC desek evet. Bir, iki. İkinci ev ve ben bir saniye şöyle şurayı ben ASC olarak alsam bir, iki, üç, dört. Dördüncü ev ha. Kökenden gelen stres.
stres, baskı. Yani ay strese giriyor neden? Aslında altyapıda, köklerde bir sıkıntı var ama bunu göremiyor. Ay strese giriyor, temel ihtiyaçlarını karşılamak istiyor ama yaşam enerjisini göremiyor kendisinde. Kalkıp eyleme geçemiyor. Dolayısıyla bu ayın stresinin de Güneş ve Satürn'den kaynaklandığını ay fark edemiyor. Birazdan bumerangı göreceğiz. Bumerang da buraya geldiği zaman şu ayın stresin ikinci ev ve dördüncü ev konularından kaynaklandığını görmesini sağlayacak. Nasıl ki Grand Trine'de haritayı uçuran gezegenin Grand Trine'yi hareketlendirdiği gibi, o rehaveti kaldırdığı gibi. Açıdaki gezegenler doğal olarak denge ve uzlaşma noktası ararlar. Yodun zorluğunun sebebi 150'lik açıyla burçların ortak zemini olmadan birbirine bağlanmasıdır. Bu nedenle denge yoktur. Bu dengesizlikte kişi engelleme yaptığı her seçim, bu dengesizlikte kişi de engellenme yaptığı her seçimin fedakarlık barındırdığı hissine sebep olabilir. Yani ben bir seçim yapıyorum ama ben bu seçimi yine fedakar bir şeylerden feda ederek yaptım hissine sahip olabilir kişi. Üç gezegende farklı dili konuştuğunda zamanlama krizi olarak da kişinin hayatına yansıyabilir. Neden? Üç gezegende farklı dili konuşuyor. Biri sağa gitmek istiyor, biri sola gitmek istiyor. Biri sağa giderken, biri sola giderken buradaki üçüncü kişi daha fazla strese giriyor. Ne oluyor? Bir saatte alacakları yolu 2 saatte almak zorunda kalıyorlar. Yod açı kalıbını bu şekilde görün. Yod etkinleştiğinde gerginliği gidermek için tabandaki iki gezegenden birinin doğasına aykırı davranması çözüm olabilir. Yani yod açı etkinleştiğinde bir transit alarak buraya bir transit gelirse, evet bu açı aktifleşir. Atıl durumdaki açı herhangi bir transitin etkisiyle aktif hale gelir. Bu açı tetiklendiğinde tabandaki gezegenlerden birinin doğasına aykırı davranması çözüm getirebilir. Yoda sahip kişinin atalardan gelen kalıpları kırmalıdırlar. Arkadaşlar bir 5 dakika ara verelim mi? Benim boğazım kurumaya başladı. Bir su alayım. Mümkün Tamamdır müdür? hocam. 22-13, 22-30, 10, 22-25. 22-25 uygun mu? Tamam hocam. Tamam, teşekkür ediyorum. Tamam hocam, uygundur. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.
Herkese merhaba arkadaşlar, geldiniz mi? Bir soru vardı, yod açı kalıbı iyi mi kötü mü anlayamadım demiş Hocam, bir arkadaş. Buradayız. Hocamın en sevmediği sorulardan geldi. İyi veya kötü diye bir şey yoktur diye şimdi. Şimdi... Öyle ama yani nereden baktığınıza bağlı. Ben hayatımı anlatmaktan hiç çekinmem. Benim babam kanser hastası şu anda. 4. evre akciğer kanseri. Marie Curie'nin haritasını da koydum. Yani o kadın bir kimyager ve o kadın sayesinde hani elin gavuru diyorlar ya, Allah rahmet eylesin. Cennet diye bir şey varsa gerçekten cennette mekana cennet olsun o kadının. Hı. Çünkü o kadının bulduğu radyoaktif madde sayesinde şu an kanser hastaları, kanser hastalığının teşhisi kolaylaştı. Şöyle ki, evet vücudun bir yerinde bir sıkıntı olduğunu az çok gözlemleyebiliyorsun. Doktora gidiyorsun, akciğerse bir bronkoskopi işlemi yapılıyor, parça alınıyor. Patoloji sonucu geliyor, kanser deniliyor veya değil deniliyor. Ama bunun diğer vücudun diğer yerlerine atıp atmadığını, ki vücudun her yerinden parça alamazsın, ancak PET-C denilen bir cihazla görülebiliyor. O hastanın vücuduna radyoaktif bir madde veriliyor. O radyoaktif maddenin vücuttaki hareketi gözlemlenerek vücut temiz, sadece işte şu bölgede var veya bu bölgede var denilebiliyor. Dolayısıyla hayata nereden baktığınız çok önemli. Diyeceksiniz ki astrologdun, görmedin mi? En başta bahsettiğim olay, 2022 boyunca, hatta bir arkadaşım babamın hastane fotoğrafını paylaştığımda yazdı. Meltem çok üzüldüm. Bir arkadaşıma söylemişim, Karaman'dan bir arkadaşıma. Babama dedim ki, baba sağlığına dikkat et, hani sağlık sorunların olabilir dedim ben. O da bana tepkisi şu olmuştu. Ya neden babana söyledin? Hani belki de hiçbir şey olmayacak. Tabii ki hiçbir şey de olmama ihtimali var. Bir grip nezleli de atlatabilirdi. Ama zaten bir kronik sağlık sorunu olduğu için biz beyaz kan düşüklüğü vardı. Ben ondan şüpheleniyordum. Tabii ki akrep boğa aksı daha içten çalıştı. Ve biraz önceki hani Mehmet Ali Erbil'in akciğer bizim nefes alıp vermeyle alakalı yaşamsal organımız. Yani biz ne zaman kendimizi nerede çaresiz hissettiğimizde, buna işte hani çocukluğunuza inme muhabbeti var ya, kişi nerede kendisini çaresiz hissetti, nefessiz kaldı, benim artık ölümden başka çarem yok dedi de kişi kendisini kapattı. Babamın olayı da Kasım ayında bir kalp damar cerrahıyla başladı. Kalp damar cerrahının babamın yüzüne "amca sigara içmeye devam edersen seni budarlar" cümlesi üzerine babam ameliyat olmaktan çok korktu. Uzuv kaybından çok korktu. Ve direkt otomatik olarak kendini kapattı. Defalarca kere de dedi, ölsem daha iyi. Hani bacağımı kaybetmektense. Bacağını kaybetmedi çok şükür Rabbime. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ben bunu neden anlatıyorum? Aylardır hastaneye gidip geliyorum. Onkoloji denilen bir servis asla bilmedim ömrümde. Kanser bir tanısı bizim genetik kodlarımızda hiç yoktu. Ama hastanenin bana kattığı çok şey oldu. Hayata karşı sabırsızsanız, hayat bana neden kötü davranıyor çünkü diye düşünüyorsanız, hepimizin hayatta bir beklentisi var. Onkoloji servislerini, huzur evlerini, çocuk esirgemeleri mutlaka ziyaret edin. Ondan sonrasında yod açı kalıbı ya kötü mü veya iyi mi diye bakmaktan vazgeçip, evet hani şu olmuyor zaten, bunun bana hediyeleri nedir deyip kabule geçme süresi öyle kolay olmuyor. Kasım ayından beri ben hastanelerdeyim. Hatta bugün Aynur hocama saçımı gösterdim. Beyazlarım arttı, artık saçımı falan boyamıyorum. Boyamayı da düşünmüyorum. Birkaç hafta sonrasında tekrar Instagram'a video koyardım sıklıkla. Soruyorlar neden video çekmiyorsun? Çünkü saçlarımın komple beyazlamasını bekliyorum artık. Ez cümle arkadaşlar, Grand Trinity'de de bahsettiğim gibi kötücüllerden gelen bir 120'lik mi? Yoksa iyicillerden gelen bir kare açı mı? Sizi rehavete sürükleyen bir 120'lik mi?
yoksa sizi sürekli harekette, eylemde tutan bir kare açı mı? Hayata nereden bakarsanız iyi ve kötüyü o şekilde görürsünüz. İyi ve kötü diye bir şey yoktur. Her şey bizim için, çünkü biz insanoğlu bu hayatı, bu yaşamı deneyimlemek için geliyoruz. En iyi deneyimleri yaşamak da bizlerin hakkı. Seçimlerimizle, evet açılar kaderdir, kaderimizi değiştiremeyiz, kaderimizin konularını değiştirebiliriz. Bunu nasıl? Örnek veriyorum, kişinin güneşiyle ilgili sorunu vardır. Kişi güneşini parlatamıyordur. Kişinin güneşi hattı Japonya'dan geçiyordur. Japonya'ya gitme şansı yoksa da kişi Japonya'dan kendisine bir güneş gözlüğü, ayna getirterek sanki o güneşi 10. ev gibi, 10. ev güneşiymiş gibi çalıştırarak kendisini toplum önünde görünür, var edebilir. Hayatımızda açılar kaderdir. Kaderimizin sadece konularını değiştirebiliriz. Üçüncü ev konularını mı yaşamak istiyoruz? Bir sıkıntı yaşayacağız hayatımızda. Dördüncü ev konularını mı yaşamak istiyoruz? Dördüncü ev kardinal aksı olduğu için daha sert gelir. Kişiye mekan değişikliği yaptırarak bu sıkıntıyı üçüncü eve alabiliyoruz. Ama o sıkıntıdan kaçamıyor kişi. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim. Devam ediyorum yod açı kalıbına. Evet. Ekran paylaşımı yaptım değil mi Aynur Hocam? Evet hocam, geliyor. Şimdi yod Tanrı'nın parnağı. Parnağı yalnız, parmağı. Bende de var bu arada. Bir ara yine haritamın üzerinden konuşurum ama geç oluyor. Şu an tekrar açmak istemiyorum hocam. Tanrı'nın parmağı var mı hocam? Evet. Hocam, sizin haritanız üzerinden size anlatın. Çünkü ben buraya zaten Prenses Diana'nın şeyini, haritasını koydum. Hani bilindik olduğu için. Ne dedik Tanrı'nın parmağında, yod açı kalıbında? Tabandaki gezegen birbiriyle çok güzel iletişim, haberleşme kurabiliyor ama kişinin iradesi doğrultusunda 60'lık açı birbiriyle iletişim kurar diyoruz. Bu genel bir bilgidir. Ama kişi bu iradeyi kullanabilirse gezegenler birbiriyle iletişim kurar. Burada strese giren ne? Jüpiter ve Satürn zaten. Ortuşun, Jüpiter strese giriyor. Jüpiter konularında kişi stres yaşıyor. Jüpiter bizim bolluğumuzdur. Jüpiter bizim manevi tarafımızdır, bilge tarafımızdır. Hava elementinde genişlemek istiyor, yayılmak istiyor, bilgisini aktarmak istiyor. Bunu, bilgiyi aktaramıyor. Neden aktaramadığını da zaten şu tabandaki gezegenlerden görüyoruz. Merkür ve Mars kendi aralarında iletişim kurarken bu iletişim sonucunda ikinci evdeki Jüpiter strese giriyor. Jüpiter neden strese girdiğini göremiyor. Çünkü arada 150'lik açı var arkadaşlar. Hani bakmakla görmek arasında. Aynur Hocam, siz kendi haritanızı açın. Tamamdır hocam. Hemen ben ekranı alıyorum hocam. Buradaydık zaten. Burada yarım kalmıştık. Yani yarım kalmıştık derken şeyi bitirmiştik. Şimdi madem öyle, yot açı kalıbı içinde gezegenleri tekrar içeriye dahil edeceğim. Edit diyorum. On diyorum. Bütün gezegenleri aldım. Evet. O zaman biraz interaktif olalım. Yot açı kalıbını gören var mı aramızda? Şu an bu haritanın üzerinde yod açı kalıbını gören var mı? Belki görüyorum hocam. Plüto, Neptün. Plüto, İkisi Neptün. De Ay'a 150'lik mi yapıyor? Aynen öyle. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bu aslında genelde şu açı bir jenerasyonun açısıdır. Yani Plüto ve Neptün arasında bu enerji uzun bir süre kalır. Ayın içerisine dahil olmadan önceki zamanı öncelikle söylüyorum. Bir seksil açı vardır ve bir güzellik açısıdır bu, ama aması vardır. Hareket edersem sevli sağlı bir açıdır. Yani elini uzatırsan alırsın. Hani Jüpiter'in açı gibi direkt akan bir enerji değildir. Bunu yaparsan onun karşılığında bunu alırsın açısıdır. Yani hani şöyle deriz de, ya işte o kısmetinde var değilse zaten gelir.
deriz ya. Bu öyle değildir. Biraz çaba gerektirir. Kısmetinde hani böyle şans insanın hayatına üç kere çıkar. Üçünde de ben işte elimi uzatmadım mevzusu. Hani bir daha çıkar mı? Çıkmayabilir. İşte bu öyle bir durumdur. Bu çıkmayabilir mevzusunu transitlerde konuşacağız. İlerletim haritalarında konuşacağız. Bak diyeceğiz zamanı geldiğinde konuşurken. Bak tatlım Jüpiter'den 60'lığın geliyor. Burada şöyle şöyle şeyler yap deriz. Ama burada bu genel jenerasyonları ilgilendirir ve aslında şöyle benim kendi şahsi hocalarım bu jenerasyonlar için şöyle bir yorum yaparlar. Kendimde var diye söylemiyorum. Görevli olarak gelinen ruhlar olduğunu söyler hocalarım. Plüton, Neptün yani bu bir dönüşüm gezegeni ve Plüton kuşağı kendi burcunda olduğu için güçlü. Neptün de Oğlak burcunda sabit olan bir durumun içerisinde hani bizim mesela bir körü körüne inandığımız bir dini düşünün. Artık kalıplaşmış bir dinin içine birazcık güzellik, birazcık maneviyat katılması gerektiğini anlatır ve bunu da mutlaka bu şekilde bir dönüşümle bize sağlayabilecek bir enerjidir Plüton-Neptün arasındaki bu açı. Tesadüf eseri. Bakın arkadaşlar normalde ay şu ay akşamüstü şuralarda bir yerlerde yani çekmiş gitmiş olacak. Hatta şöyle söyleyeyim bir saat kadar önce burada değildi. Bu gezegen burada değildi. Şuralarda bir yerlerdeydi. Dolayısıyla yani çok ay yod açı kalıbının içine çok zor girer. O yüzden elimizde çok fazla ayın yod açı kalıbının içerisine girdiği istatistikler yoktur. Yani işte Merkür mesela bir gün boyunca bir yod açı kalıbının içerisine girebilir. Ya da işte 3-4 gün boyunca girebilir. Ama ayı burada tutmak zordur. 2,5 günde bir burç değiştirdiği için zaten. Burada tutmak zordur. Yani bunlara açı oluşturması çok zordur. Dolayısıyla bu haritada böyle ilginç bir durum var. Bu ayın başına neler neler geliyor. Ay, adımı değiştireceğim artık. O ay en azından bu ay olmasın diyeceğim. Şimdi arkadaşlar normalde bu açı kalıplarını biz Ptolemus'tan bize aktarılan mevzulardan öğrendiğimiz için yani bunlar aslında geçmiş sistemden bize gelen yani şu bir araya gelirse biz bunu aslında açı kalıbına biz sözsel olarak değiştiriyoruz. Normalde bunu eski kadimler işte üç tane gezegen şöyle açı oluşturursa bu açıya dördüncü gezegen katılırsa diye hani bunun bizim işte şöyle bir açı kalıbı böyle bir açı kalıbı diye çok fazla kadim metinlerden ifadesini bulamayız ama bunlar kadimlerden bu yabancı astrologlar tarafından çevrildikten sonra yod İşte uçurtmanın İngilizcesinin neyse keti, kreti ya da işte İngilizce olarak aslında dilimize çevriliyor. Yani Türkçe'de herhangi bir Türk astroloğun farkındaysanız yod deniyor zaten. Yod Türkçe değildir. Yani Türkçe bir kelime değildir. Aslında Latince'den hatta kabalistik astrolojide de kullanırız biz yod, tanrı anlamına gelir yani. Türkçe'ye bu şekilde çevrilir. Yoksa İngilizce'de God'tır. Hani anlatmak istediğim bunu çeviren kişiler bunu bir kalıp şeklinde çevirmişler. Yoksa size işte şöyle demeleri gerekiyordu. İşte bu kalıp olması için işin içerisinde ay, Merkür, Güneş olmalı. Yoksa yod olmamalı demeleri gerekiyor. Bunu dememek için tüm gezegenleri kapsatabilmek için yod işte ve şekli de bu diye göstermişler. Kadimlerden geldiği için işin içerisinde jenerasyon gezegenleri dahil etmek biraz işi modernize etmektir. Yani biz 7 klasik gezegen kadimlerden geleni kullanırsak 7 klasik gezegen arasında bunları yorumlamamız gerekiyor. Ama modernlere dahil ettiğimiz için biraz modernize etmiş oluyoruz. Bunu da biz kendimiz yapıyoruz bu arada. Sizler de yapacaksınız. Yani bunu böyle yapınca ne işimize yarar diye sorduğunuz anda büyük bir buluşu kaçırdınız demektir. Ama bunu böyle yaparsak mutlaka bir işe yarayabilir. Onu bir kendi açınızdan bir de çevreniz açısından değerlendirdiğinizde bir buluş icat edebilirsiniz. İşte bu buluşu
bizim modern astrologlarımız yapmış, jenerasyonları da işin içerisine dahil etmiş. Bizim burada öncelikle okumamız gereken Plüton Neptün'ün sekstil açısı. Burada bir dönüşüm söz konusu. Bu dönüşüm büyük perdeden bakabilmek, ama o büyük perde toprak elementinden Neptün'den bahsediyorum ve Oğlak Burcu geleneklerden bahsediyorum. O büyük perde o geleneklerin içerisindeki güzelliği görebilmek. Şimdi çok uzayacak diye uzatmak istemiyorum. Dördüncü evde çalışan bir Neptün var ve geleneklerle alakalı Oğlak Burcu'ndan bahsediyorum. Evi çıkartıyorum uzatmamak adına, ailemin içerisine kadar hani girdirmemek adına. Geleneksel bir burçtan bahsediyorum. Oğlak Burcu Neptün'de Tanrı'yı ifade eden, tanrısal ve yot açı kalıbına da girmiş zaten. İki kere Tanrı'yı ifade ediyor. Dinle ilgili çok fazla benim kendi şahsım, ay işin içerisine girdiği için şahsımı artık ilgilendiren durumlara geçiyor. Dinle ilgili çok küçük yaşlardan itibaren hani hepimizin olmuştur, camiye gönderilmişizdir vesaire vesaire. İşte ilkokul ikinci sınıfa giderken Kur'an'ı hatim etmiştim. Daha sonra işte tevcitti vesaireydi, bu güzel okumaktı kısımlarından sonra tarikat mevzularım başlıyor. Bir tarikata giriyorum. Daha sonra bu tarikat, yani bu kolay ya da şey değil, böyle hızlı hızlı olan bir şey değil bu arada. Tarikatın o içindeki kabalık görünüyor, ortaya çıkıyor. O içindeki kara şeyler ortaya çıkıyor. Ve böyle hani şey var ya, bu Plüton'un Akrep Burcu'ndaki mevzusu da budur. Hani bir kartalın burnunu kayalara vura vura kendini yenilemesi. Zaten Plüton tamamen bir dönüşümdür. Üç evresi vardır. Gezegenleri anlatırken anlatılmıştı zaten bunlar. Burada ben o tarikatten çıkabilmek için öyle bir mücadele ediyorum ki, bakın bu ay işte, bu ay o sırada tabii yine ben astroloji öğrenene kadar bu ayın bu kadar stres altında olduğunu bilmiyorum. Çünkü burada Plüton'dan gelen açıyı görmeyen bir ay var. Neptün'den gelen açıyı da görmeyen bir ay var. Bu görmemek demek, bu minör bir açı. Biz majör açıları kabul ediyoruz. Geçen derste de majörleri ve birkaç cümle minörlerden de Melisa arkadaşım bahsetmişti. Ama detayına bu şekilde girmiş olduk. Şurada bir 150'lik açı var. Bu tam karşısında olsaydı görürdü. Ama birisi, bakın tam karşındakini görebilirim. Ama bu tarafındakini göremiyorum. İşte bu tarafındakiler 150 açılar. Şunlar şuraya gelen görememe açısı. Ama bununla bu bir işbirliği yapıyor. Bunun benim önüme gelmesi çok zaman alıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Burada benim haritamda bu benim zaman alarak bu olayı çözmemi Satürn sağlıyor. Burada yot açı kalıbı Satürn'le birlikte bumerangdı değil mi hocam bu açı kalıbının adı? Yani bu bir başka bir açı kalıbına dönüşüyor. Bumerang. Eğer benim bu Satürn burada olmasaydı, şimdi ben Satürn'ü hemen kaldırıyorum. Ve sadece yot olsaydı, size söyleyeyim mi? Ben size bunları anlatamıyor olurdum. Yani yine astrolog olurdum. Ama bunun nasıl beni etkilediğini anlatamıyor olurdum. Çünkü yani yot açı kalıbı arkadaşlar, bir enerji vardır ve bir şey vardır. Stres vardır. Ama bu Tanrı'nın parmağıdır ya hani. İşte Tanrı'nın eli yok ki gözüne soksun. Tanrı'nın sopası yok ki gözüne soksun. Nereden geldiğini bilmediğin, sebebini de çok iyi anlamlandıramadığın ama sürekli bir aynı döngün için, ya ben sürekli aşktan yara alıyorum ya, yine mi ben bu aşktan yara alıyorum deyip son kulvarda, ama neden olduğunu bil, yani mesela gözle görülür. Mesela dersin ki çok ödün verdiğim için ben aşktan yara alıyorum. Çok güvendiğim için aldatıldım. Vesaire, yani bir sürü sebep söyleyebilirsin ama burada yot açı kalıbında böyle bir şey yoktur. Bu arada aldatıldım, neden aldatıldım vesaire mevzusunda mesela Apex'te Venüs olmalıdır.
Bak yine yaptım boşa gitti. Apex'te Mars olmalıdır. Yani yaptım işte şey var ya Sisyphus Asteroid'i gibi arkadaşlar. Bir Sisyphus Asteroid'inde şey hikayesi şöyledir. Alıp bir şeyi, bir eylemi ta şeye kadar, dağın başına kadar götürüyor ve sonra o tekrar üzerine düşüyor. Bu hikayeyi hatırlıyor musunuz? Ben YouTube'da da anlatmıştım zaten. Böyle taşı taşıyor, böyle sonuna getiriyor, sonra taş üzerine. Yani şöyle bir lanetle lanetlenmiştir. Mars yol açık alıbının apeksindeyse yapar eylemleri boşa gidebilir ve nereye gittiğini bilmez. Yani ya ben bu kadar iş yaptım, nereye gitti? Yani ne oldu buna? Benim emeklerim. Hani bir sebebi yoktur. Ya işte sen şöyle çok verdin de ondan bu kadar senin avucuna emeğini saydılar gibi bir durum bile yoktur yani. Bir geri bildirim çok zordur. Anlatabiliyor muyum? Burada geri bildirim olunması için işte burada şu enerjinin karşısına bir daha enerji isteriz. İşte burada hatta karşıt enerjiyi sevmediğimiz halde karşıt enerji isteriz. Çünkü geri bildirimdir. En güzel geri bildirim de Satürnyen geri bildirimdir. Yani karşıt enerji Satürnyen'dir arkadaşlar. 180'lik geri bildirimdir. En güzel geri bildirim karşıt enerjinin geri bildirimindir. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu haritanın üzerinde anlatacağım bu kadar. Ama bir parantez içi cümle söylemek istiyorum. Satürnyen açılar yani geri bildirimi çok büyüktür. O yüzden kavuşum açılarına solucan bakışı deriz. Yani kavuşumdur, görünmez. Venüs Mars başta nasıl Meltem hocamız Venüs Mars'ın kavuşumunda görmüyor ama enerjisini hissediyor. Solucan bakışıdır. Karşıt açılar şahin bakışıdır. Yani her şey görülebilir. O yüzden karşıt açı isteriz aslında biz. Biz açı isteriz işin açıkçası. Biz karesi de hani amanı bol türküleri çok severiz ya. Karesi bol haritalar isteriz. Çok güzel olurlar. İşte karşıtlığı bol haritalar isteriz. Güzel olurlar. Güzel pişerler. Olgunlaşmış olurlar. Olgunlaşmış ruhlardır zaten. O sorumluluğu alıp gelen ruhlardır zaten. Ama mesela iyicil açılarda da özellikle Jüpiteryan açıda eğer işin içerisinde Satürn yoksa güzel işte üçgenin içerisinde işte Ay, Jüpiter, Venüs çok da bulunmaz da böyle bir harita. Bulunursa bunlara da yapışın arkadaşlar. Buradan da gerçekten güzel bir tek dirseği olmaya çalışın. O güzel 120'lik enerjisi hani bir tane Instagram'da video görmüştüm onu ben de paylaşmıştım. Adamın bir tanesi yürüyor yanında da bir tane kız karşıdan geliyor hoplaya hoplaya geliyor böyle. Kız geçip gittikten sonra videoyu çekiyor bu arada. Kamera çekiyor onları. Kız geçip gidiyor ya adam böyle bir duruyor. Adam da zıplamaya başlıyor. İşte o dirsek dirseğe güzel enerjilerle çarpışmak güzeldir. Ya tabii güzel enerjiyi herkes ister. Ama hocamın da dediği gibi biraz rehavet olabilir. İşte şey olmaz. Bir başarı olmaz. Yani babasının parasıyla bizim çocuk üniversitede sınavına hazırlanıyor. Geliyor eve işte diyor ki rehberlikçi bize şöyle dedi. Siz bu hava attığınız paraları kendi paranızı sanıyorsunuz. Babanızın parasıyla hava attınız. Yani ömrünün sonuna kadar 120'lik enerjide bir babanın parasıyla beslenmek ve kendin bir şey üretememek gibi bir durum söz konusu olabilir. Evet hocam sizdeyiz. Ah hocam vallahi mikrofon kapalı hocam mikrofonunuz kapalı. Şey ay Apex'te pek bulunmaz dediniz ya yodaşıda evet ay hızlı doğar. Birini sizin anneniz dünyaya getirmiş numunelerden birini de ben. Benim kızımda yod açık kalıbı var ve Apex'te ay var. Harika. Hocam zor ama harika yani. Hani bir şekilde karşısında geri bildirimi de varsa bir de annesi sonuçta o yod açı kalıbını bilen bir kişi olduğu için gerçekten hani mutlaka o aya başka açılar vardır. Hani sadece o yod açı kalıbının apeksinde kalmamıştır işte. O yüzden hani sadece yod açı kalıbı mesela olsa kişinin haritasında ve o ay başka bir açı almamış olsa bu çok çok daha kötü. Muhtemelen o ayın başka bir açısı daha vardır hocam. Bu meranga çeviren de Uranüs. anne de işte anneyi direkt bana ifade etti. Evet başlıyorum. Şimdi yod açı kalıbına aynı hocamızın haritası üzerinden anladık diye düşünüyorum arkadaşlar.
Şimdi diğer sayfaya geçeceğim inşallah. Geçtim. Bu merak. Biraz önce Aynur Hocam dedi ya, biz yod açık kalıbından neden Apex'teki gezegen strese giriyor? Çünkü görmüyor. Yani orada bir şeyler olup bitiyor ama hissediyorum. İçsel olarak ben bunu hissediyorum ama ispatlayamıyorum. İspatlayamadığım için strese giriyorum ve bunun somut olarak o açının aktif hale gelmesi, o içsel stresin somut olarak görünmesi için Apex'teki gezegene karşıt yapacak bir enerji. O enerjiye de devreye girdiğinde oluşan açı kalıbına bumerang açı kalıbı denir arkadaşlar. Yod'un Apex gezegenine karşıt açı yapan bir gezegenle bumerang açı kalıbı oluşur. Yod'un içerdiği zorlanmalar bu açının bünyesinde de vardır. Yod'daki içsel stres karşıt açı yapan gezegenle dengeye gelebilir. Yod'daki strese nazaran daha somut veriler barındırır. Ardında adından da anlaşılacağı gibi yaptıkları kişiye geri döner. Bumerang gibi fırlatıyorum da sürekli bana geliyor dediğimiz şey. Ne yaparsak ektiğimizin karşılığını alma açısı. Bumerang açı kalıbı. Mistik dörtgen. Mühürlü bir zarfın içindekileri nasıl okunmazsa mistik dörtgen. Bumerang açı kalıbına çok iyi oldu Aynur Hocam. Bu arada haritanızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür örnek ederim bulamamıştım. Hocam. Kızımın haritasında koymak istememiştim. Çünkü yaşı çok küçük. Her ne kadar ailemi anlatmayı çok sevsem de her anne gibi çocuklarını korumayı hani çocuklarımı korumayı ilke edindim diyeyim artık. Doğru kelime değil ama şu an aklıma gelen o. Kızımın haritasında koymak istemedim. Ünlülerin haritasından aradım taradım bulamadım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür haritanızı ederim. Haritanızı açtığınız için. Hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Mistik dörtgen açı kalıbı. Mühürlü bir zarfın içindekiler nasıl ki okunmazsa mistik dörtgen kişisini de iyice açıp incelemediğimiz müddetçe onu anlayamayız. Hani dışarıdan gördüğümüz ya bunda bir mistik hava var. İşte çok gizemli duruyor dediğimiz kişilerin belki de haritasında mistik dörtgen açı kalıbı vardır. İçsel olarak kişi içsel sorunlarıyla o kadar çok meşguldür ki dışarıdan nasıl göründüğünü fark edemez. Bu kişilerin motivasyon kaynağı uyumu yaymaktır. Çünkü kendi içinde çok fazla stresli olduğu için dış dünyasının uyumlu olmasını ister. İçsel savaşında öyle yorulmuştur ki dışarıda sorun istemez ve dışarıdaki sorumlu kişilere de çok farklı önerilerde bulunabilir. Özel yeteneklere sahiptir mistik dörtgen. Mistik dörtgen arkadaşlar bakın. 60'lık 180 mi oluyor? Yok 180 olmuyor. 120 120 60. Yani burada iki tane birbirine şöyle yapayım. İki tane birbirine karşıt açı yapan gezegene 60 ve 120'lik açılar arayacağız. Karışık oldu. Bir saniye tekrar çiziyorum. 4 tane birbirine karşıtlık yapan gezegen. Mistik dörtgen açısında. Bunlara 60'lık ve 120'lik yapanlara bakacağız. Bu açı kalıbına mistik dörtgen açı kalıbı diyoruz arkadaşlar. Kişi kendi içinde içsel ruh halinde o kadar çok mücadele veriyor ki çünkü karşıt açılar denge ister. Kendi içinde dengeye gelemediği zaman karşısında da dengeli insanlar çıkmayacak. İki tane karşıt açıyı dengeye getirmeye çalışıyor. Bu karşıt açılara destek açıları elbette ki bakın 60'la 120'likten var. Mistik dörtgen işte Marie Curie. Koyduğum harita buydu. Ölüm şeklini hiç okudunuz mu bilmiyorum. Çok fazla radyoaktif maddeye maruz kalmaktan artık yanlış hatırlamıyorsam derileri yani elinin derileri eridi. Yani cilt kanserinden rahmetli oldu, öldü. Çok fazla radyoaktif maddeye maruz kaldığı için parmağının yani kemikleri görünüyormuş. Öyle okumuştum bir kimyager. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. Ölümü 1934 yılında Fransa'nın
Savoy kentinde kan kanserinden öldü. Cilt kanseri değilmiş arkadaşlar, pardon. Hastalığı aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlandı. Bu yüzden ona bilim için ölen kadın denildi. Şimdi bu, pardon, Merkür'ün haritasında. Ay, çok özür. Şimdi ben bunu işte büyütmek istediğim zaman şuradan bir küçülteyim hocam da haritayı büyüteceğim. Buradan mistik dörtgeni göstermek için. Şunları şöyle evet, çekeyim. Evet hocam, ESC'ye bastığınızda buradan. Çıktım hocam. Evet, tamam hocam. Şimdi şuradan arkadaşlar bir saniye mistik dörtgeni bulacağım. 120'lik arıyorduk. 120'lik aya, 60'lık Plüton. Plüton zaten akrebin yöneticisi. Boğa'da akrebin yöneticisi derinlerde bir şeyleri sabitlemek istiyor. Görünür o etmek istiyor bu kadın. Bakın ay düğümlerine 120'lik ve 60'lık açısı. Ve yine belki de 1, 2, 3. evde ama 4. eve çalışan bir Plütosu var. Kişinin belki de baba otorite figürleriyle çok fazla baskı olabilir. Kendisini var etmek için, çünkü Plüto'yla temas eden güneşte ne dedik? Hayat memat meselesidir. Hayata tutunma çabasıdır. Kendisini var edebilmek için bir şeyleri ispatlamaya ki defalarca kere tekrar ediyor. Hatta hikayesinde şöyle yazıyordu. Odaya giriyor. Işık açık olduğu için o toryumun yani deneyin gerçekleşmediğini düşünüyor. Tam odadan çıkarken ışığı kapattığında dönüp baktığında toryumun parladığını fark ediyor. Bu şekilde. Yani görünmeyen bir şeyi tekrar kere deneyerek somut bir hale getiriyor bu kadın. Ve belki de kendini var etmek için. Hayata tutunmak için. Akrep ölüm teması barındırır içerisinde. Ölüm vardır, dönüşüm vardır. Ayla ay düğümlerinin karşıtlığı var. Ki zaten bakın balık başak aksında ay düğümleri de. Yani var mıyım ki yok olayım. Yokluğu varlıkla ispat etme. Belki de. Şunu ben geri alayım. Büyüteceğim sayfayı. Şimdi şunları. Evet. Davut Yıldızı. Herkesin haritasında olmasını istediği, tüh ya benim haritamda neden yok denilen Davut Yıldızı büyük sekstil. Buna mükemmel formasyonda denir çünkü gezegenlerin 360 derecenin içinde eşit aralıklarla dağılmasını öngörür. Pek sık gerçekleşmez. Genelde işte gökyüzünde bu görünüm oluştuğu zaman işte peygamberlerin, işte erenlerin, evliyaullahların dünyaya geleceği, hani enerjisi yüksek farklı kişilerin dünyaya geleceği söylenilirmiş. Ya toprak ve su ya da ateş ve hava elementleri üzerinde olabilir. Denge, uyum ana fikirdir. Özel yetenekler içerir. Davut Yıldızı. Davut Yıldızı arkadaşlar. Şuradan çizeyim. Birbiriyle uyumlu elementler arasında oluşuyor. Yani şurada benim bir üçgenim var. Şurada da ateş elementinde de bir üçgenim oluşursa şöyle de bir bunu sarıyla çizeyim. Pardon. Şöyle. Şurada da bir üçgenim, ateş elementleri arasında bir üçgenim oluşuyor. Bu Davut Yıldızı olmuyor arkadaşlar. Birbiriyle uyumlu elementler arasında oluşan üçgenlerin oluşumuyla oluşuyor Davut Yıldızı. Hocam yani bir tane üçgenden olmuyor değil mi? Hayır. Teşekkür. Hayır. Ona Grand Trine diyoruz. Yani şu yani, büyük bir tane üçgenden olmuyor değil mi? 2, 5 ve 10 aksındaki. Sadece şuna
Sadece bu varsa buna trantrine diyoruz. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve son açık alıbımıza geldik arkadaşlar. Trapez, Rosetta. Aynur hocam, haritanızda var mı? Hocam var ama çok geç oldu. Gerçekten var. İnanın örnek bulamadım. Aradım, taradım, örnek bulamadım ben buna. Ama hocam çok vakit gerçekten geçti. Sizin için de benim için de çok hayırlı olmayacak. O yüzden sonra, bir sonraki derste. Var hocam, ben tamam, de. Tamam hocam. Trapez. Yani arkadaşlar zaten bu açılı yorumla, harita yorumlamak. İlkokul örneğini verdim. Nasıl ilkokulda harfleri bilmiyorduk, hecelemeyi bilmiyorduk, yazmayı bilmiyorduk, kelime birleştirip cümle kuramıyorduk. Harita okumak da sürekli 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 bakmayla olur. Sürekli harita bakın. Hani ne isterseniz onu hayatınıza çekersiniz diyorlar ya. Şöyle ki, hayatınızda bir sorununuz varsa sürekli zihninizde onunla konuşmak yerine zihninize bir harita yerleştirin. Kendi haritanızı yerleştirin. Bulaşık yıkarken, ev süpürürken o haritayı çözümlemeye çalışın. Zihninizde sürekli onunla hemhal olduğunuz için sonrasında diğer haritalara baktığınızda daha kolay görebilirsiniz. Çünkü bakmakla görmek farklı şeyler. Görmek, baktığınız anda görmek için o yolu yürümüş olmanız lazım. O yolu yürümüş olmak için de sürekli tekrar etmek lazım. Trapez iki gezegenin üçgen halinde oluşturduğu, iki gezegenin üçgen açı, iki gezegenin 60'lık ve bunların birbirine yaptığı kare açılar sonucu oluşan bir açı kalıbıdır. Nadir bir figürdür. Üçgenler ve 60'lıklar dahil olan gezegenlere kolaylık ve bağlantılar getirir. İşte iyicil açılar ve kötücül açılar dediğimiz durumlar. Böylece karşılık gelen evlerin gösterdiği alanlarda ve gezegenin doğasına göre uyum sağlar. Her iki grupla bağlantılı kareler ise söz konusu alanları uzlaştırmakta zorluk yaşatır. Taban ve tavan arasındaki kare açılar İki grup arasındaki mücadeleyi anlatır. Taban, tavan. Kişi bu iki grubu bütünlemek için çaba harcar. Yani haritanızda açı kalıbı olmayabilir. Transitlerle de haritanızdaki normal bir açı kalıp haline dönüşebilir arkadaşlar. Buradan başka. Evet, kaynaklarım bunlar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Harika. Rica ediyorum. Sorular, gelecek ders bumerang. Bumerang açıyı konuştuk. Sadece trapezi, Rosetta'yı konuşmadık. Onu da bir ara mutlaka üzerinden geçeriz arkadaşlar. Mutlaka, yani önümüzdeki derslerde her bir şey açtığımda geçmiş derslerden bir şey eklerim ve bunu hatırladınız mı diye konuşuruz arkadaşlar. Çok dolu dolu bir dersti gerçekten. Yüreğine sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam teşekkür ederim. Tekrardan söyle hocam. Paylaşımı durdurursanız gül yüzünüzü bir kere daha görelim. Buradayım. Teşekkür ederim. Bandanamla. Ay, çok buradayım. Güzel. Hocam çok çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Bir kere daha size ulaşmaları için Astro Olive yani, Astro Olive sadece hocam. Bu kadar değil mi? Astro Olive, astroloji ve zeytinyağı. Evet, ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğü için astroloji ve zeytinyağını hayatımızdan eksik etmiyoruz. Onu ben şöyle diyorum, ruh sağlığı için astroloji, beden sağlığı için zeytinyağı. İkisinin birleşimi Astro Olive. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Katılan arkadaşlara, bu saate kadar dinleyen arkadaşlara teşekkürler ediyorum. İyi geceler, sağlıkla kalın. Haftaya çarşamba görüşene kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.